mı susacaksın? Trafik kitlerken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Ortadan kaybolan bir kardeş. Bu adam yok bir yıldır ortada. Birisi bu arama çalışmalarına hep bir ket vurmuş. Parası da yok şu anda ortada, çocuk da yok ortada. Çelişkilerle dolu bir abi. Olanları anlatın. Ben bunun dışında hani farklı bilgim olsa zaten söylerim burada. Niye söylemeyeyim yani? Arkadaşımın cebinden kredi kartını haber olmadan alıyor. Ben mahkemede şahitlik yaptım. Mahmut geldi bana. Mahkemeden vazgeçsin. Ben ona ayda 500 parasını ödeyeceğim dedi. Hepsi yalan bunların ya. Hangi ilerlikçe batar gidiyorsun Mahmut? Bunların yaptıkları senaryo. Gerçekler neden saklanıyor? Ahımşahım para harcamak öyle bir lüksüm yok yani. Bir hanımefendi mesaj atmış. Aralarında sürekli para konusunda tartışma olduğunu söylerdi. Burhan bana ya ben onu ya o beni öldürecek ifadesini kullandı diyor. 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un başına ne getirildi? Az sonra Müge Anlı'da. Mahir Tunç Bulut aslında Almanya'da yaşıyor. Çarşamba günü 11 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Havalimanı servislerinden birine biniyor. Yanlış bir durakta indiğini düşünüyor ailesi. Çünkü Mahir Bey'in böyle bir Alzheimer başlangıcı varmış. Arada bir unutkanlıkları oluyormuş. Kayınbiraderinizle ilgili bir takım görüntüler geldi şimdi otobüse inerken binerken. Çok teşekkür ederim. Bu otobüsle Aksaray'da inmiş. Bey amca nereye gitti? Bulacağız inşallah. Şimdi içeri gireceğiz ve gerçekten de teşhis ettikleri kişi Mahir Tunç Bulut mu onu öğreneceğiz. Az sonra Müge Anlı'da. 68 yaşındaki İsmail Hırçın pazara gidecekti, kayıplara karıştı. İsmail Bey buradan gitti ama nereye gitti bilmiyoruz. Eski defterler açıldı. Bak DNA testlerim de var ama beni bununla evlendiler. 10 aylıktı benim kızım. Aile ikiye bölündü. Damadım diyor ki annem yapmıştır. Eminim ki bunu kendi çocukları ve hanımı yaptı. Annesi diyor ki damadım yapmıştır. İkisinin yarası, ikisinden başka kimse değil. Burun diyor ki benim üzerime attılar ama diğer dayılarım yapmıştır. E demek ki bunlardan biri yapmış da kim? Kaç kere para göndermiş çocuklarına bir sorar mısın Miguel? Sen çocuklarına o kadar sahip çıkıyordun madem niye bırakıp da gittin annenin yanında? Seni oraya hizmet etme gönderdim. Yalan söyleme bana. Sen yatırdın anne. Yalan söyleme. Yalan sen söyleme. Ya yeter ya yeter. Baktım sizin bu nalak şeylerinizden ya. Baba senden ayrılıyor. Bir saat sonra babamız kayıp. Nasıl kayıp? Senden başlayalım anne. Kaybı bulacağız. Az sonra Müge Anlı'da. Beraber olalım. Bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Biz bu programda aslında o mutluluğu yaşıyoruz. Güçlüsünüz. Hayatta durduğunuz yerin farkında olun. Biz doğrunun tarafıyız. Ümit taşıdığımız müddetçe hayattaki her şeyin üstesinden gelebiliriz. Dedim ki bu gaz lambası tekniği midir nedir gözüm mü karardı ne oluyor dedim bir baktım eğerse yağmur. Biz Nanacığım yerin altında buraya bir giriyoruz sevgili seyirciler 3 saat geçiyor 3 saatin sonra dışarı bir çıkıyoruz kar tutmuş mesela. Hani gerçekten dünyadan kopuk yaşadığımız için böyle ama bu kadar madem coşkulusunuz size çok sevineceğiniz bir haber vereyim. Hayırdır inşallah diyor hayır hayır Almanya'dan gelip kaybolan bey amcamız bulundu. Mahir Tunç Bulut.
Bu alkışlar da Sadık Erman'a gitsin. Sevgili seyircim, Sadık Erman sayesinde Bey amcamıza ulaştık. Nasıl mı? Bakın neler olmuş. Almanya'nın Nürnberg kentinden diş tedavisi için 11 Eylül'de İstanbul'a geldikten sonra kayıplara karışan 55 yaşındaki Mahir Tunç Bulut'u aramak için gelmişti yengesi Dursun Tunç Bulut. Havalimanı servislerinden birine biniyor. Yanlış bir durakta indiğini düşünüyor ailesi. Çünkü Mahir Bey'in böyle bir Alzheimer başlangıcı varmış. Arada bir unutkanlıkları oluyormuş. Şimdi izleyicilerimiz sanırlar bir şey mi yaşadı? İnşallah o otobüs şoförlerinden biri bizi izliyordur. Bakalım şimdi haberler gelir. Ben inanıyorum izleyicilerimize. Son dönemlerde unutkanlıktan şikayet eden 55 yaşındaki Mahir Tunç Bulut'un havaalanı servis otobüsüne bindiği görüntülere de ulaştık. Evet bu. Değil mi? Bu görüntüden izleyicilerimiz daha net tanıyacaklardır. O yüzden çok önemli. Teşekkür ediyorum tekrar. Ay müfyanlı. Bu otobüsle Aksaray'da inmiş. Bu ekranda gördüğünüz kişiyi bir yerde gördünüz mü Aksaray'da orada? Belki bu otobüste de tanıyanlar olacaktır. İnşallah. 55 yaşındaki gurbetçi bindiği servis otobüsünden Aksaray'daki Vatan Caddesi'nde iniyordu. Bak hayatım bu da inişi. 17.21'de iniyor Aksaray'da. Başka bir toplu taşıma aracı kullanmış olabilir. Belki taksiye bindi. Nereye gitti? Bulacağız inşallah. Yayınımızın hemen ardından Mahir Tunç Bulut'un otelde görüldüğüne dair bir ihbar geldi. İhbar üzerine ekibimiz belirtilen yere doğru harekete geçti. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Mahir Tunç Bulut'un Gazi Osman Paşa'da bir otelde konakladığı iddia edildi. İşte o iddianın sahibi otelin yöneticisi. Mahir Bey kaç gündür otelinizde konaklıyordu? 11 Eylül gecesi çarşamba günü saat 2 civarında gelmiş. Kendisine sorduğumuz zaman havalimanından geldiğini beyan ediyor. Kaç gün kalacağını diye sormuşlar. Bir hafta demiş, hatta daha sonrasında 2 hafta demiş. Yani farklı beyanatlarda bulunmuş. Burada kimsesinin olmadığından bahsetti. Mahir Bey'le alakalı kafamızda şüpheler vardı. Durumun vaziyetinden dolayı. Müge Anlı'nın programında tanıdık olduktan sonra daha sonrasında iletişime geçtik. Günlerdir aileniz sizden bir haber bekliyor. Ben çok şükür iyiyim ben. Siz hangi amaçla İstanbul'a geldiniz? Diş için geldim. Bağdat Caddesi'nde diş yaptıracaktım, olmadı. Bulamadım yerini. Sonradan buraya geldim. Taksici getirdi beni buraya. Buraya yerleştim ben. Mahir Tunç Bulut'u bulduk. Şimdi bu güzel haberi ailesine vermekte sıra. Oteldeki kişinin Mahir Tunç Bulut olduğunu netleştirdikten sonra hiç gecikmeden mutlu haberi kardeşi ve yengesine verdik ve onları da otele davet ettik. Birkaç adım sonra inşallah abinizle karşılaşacaksınız. Tamam. Gerçekten mi? İnşallah. Ay Allah'ım çok şükürler olsun. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Müge iyi ki varsın. Müge iyi ki varsınız ATV. Allah sizin yokluğunuzu bu ülkeye göstermesin. Buyurun. Sağ ol. Abi sen neredesin abi? Biz senin başına bir şey gelse zannettik sen. Yok bir şey yok. Bir şey yok. Sen yaşıyorsun abi yaşıyorsun. Seni bulamayacağım diye ben öldüm. Senin çocukların öldü, senin karın öldü abi ya. Senin ne işin var? Çok şükür çok sıkıntı çekmiştik, çok korkmuştuk. Nereye giderse bundan sonra şeyler. Evet abi. Değil mi? Ya çocuklarını alacaksın yanına. Ya eşini alacağım. Yalnız başına yola çıkmak yok. Yok. Dediğim söz doğru. Veriyorsun bize. Şimdi söz veriyorum. Eşime dedim ki Mehmet inşallah dedim. Kardeşler kavuştu, fotoğraf çekildi. İnşallah abimi bulur. O fotoğrafı biz de aile fotoğrafı çeker ve gideriz dedim. Allah nasip ederse ben o stüdyoya geleceğim. Ben o fotoğrafı çektireceğim. Mahir amca burada yengesiyle geldi. Mahir amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah hoş olsun. Geldiniz. Çok şükür. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Müge Hanım. Ben size çok teşekkür ederim. Ben nasıl öderim sizin hoşunuzu? Ay estağfurullah çok olur mu? Helal olsun. Ay çok mutlu olduk biz de. Başkasınız. Siz başkasınız. Çok teşekkür ederim. Müge Hanım ben anlatamam. Müge Hanım ben sizi bekliyorum. Ben sizi ağırlamak istiyorum. İnşallah. Ben sizi bir ATV olarak. Ben çok size hepinizi Almanya'ya olur ya. Gelirsiniz. Benim misafirim oluyorsunuz. Tamam. Nürnberg'e gelirsek sizi buluyoruz. Evet, 80 tamam. Milyonun önünde. Evimde bütün ATV'nin görevlerini, sizleri, hepinizi bütün yüreğimle söylüyorum. Hepiniz misafirim. Gelmiş kadar olduk. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gözünüz çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Çok sevindim. Hissettiklerini anlayabiliyorum vallahi. Ben seni her gün izlerken bu şekilde gelmek arzu etmiyordum.
Ama tabii ki yine de üzülmüyorum. Geldim çok şükür sizinle tanıştım. Hepinizle tanıştım. Ama bulundu ya en önemli olan o yani. Ben seni çok seviyorum. Ay çok teşekkür ederim. Yemin ederim ki çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sabah beni ağlattın. Eşim benim her sabah. Müge Hanım. Şimdi ben sizi gündüzleri kaçırsam gece bakarım. Mehmet işten geldiği zaman der ki yine mi? O da A Haber hastası. Oha bay bay bırakır ben size bakarım. Kaçırdığım zaman geceleri izlerim sizi. Mehmet der ki ya hadi anladım gündüz bakıyorsun gece niye bakıyorsun? Ya sizin ben fanatik dedi, yani bir hastalık. Ay çok teşekkür ederim. Allah sağ olun. Çok seviyorsunuz ki bu kadar kolaylıkla da buluyoruz aradığımızı. Hepinizi. Mahir amca. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mahir amca sen nerelerdesin ya? Çok teşekkür ederim. Biz seni çok merak ettik. Ben nasıl teşekkür yolu kaybettim ben niye onun için? Yolu kaybettin. Yolu kaybettim. Onun için geç kaldım. Şimdi sen havalimanından inmişsin. İndim. Şeye bindim, şeye bindim. Metrobüse binmişsin. Metrobüse bindim. Heh. Ondan sonra meşhur. Yolu bulamadım. Sonra sen Maltepe'yi bulamadın. Maltepe'yi bulamadım. Bindim bir taksiye. Taksiye binmedim, yayan gittim. Canım benim, oteli nasıl buldun? Taksiden buldum. Taksiden gittik. Taksiyle oteli buldun. Taksiyle anahtarı bulduk. Sonra telefonunu da açmamışsın. Çünkü Mahir Bey telefonunun kartını değiştirmiş. Elimdeki kart çalışmamış efendim. Sonra telefonunun kartını değiştirmiş. Telefonunun kartını değiştirince bu sefer bütün numaralar da gitmiş mi? Müge Hanım, kimseyi de arayamamış. Yeni telefon almış. 1400 lira vermiş sırf ağlamış eşime çocuklarıma ulaşamadım yok numaralara diye. 1400 lira yeni almış şimdi pin numarası puk numarası da yok. Gidip tekrar onları alacağız. Onları da yok yani. İçinde kayıt yok. Karısının çocukların kaydı telefon da yok. Telefon numarası da bulamadı yok. Tabii. Ondan sonra da sen de beklemişsin ki uçak saatim gelsin tekrar döneyim Almanya'ya mı? Evet. Kıyamam ben sana ya. Bakın çok ilginç bir şey söyledi beyefendi. Bizim Nürnberg İstanbul benzemiyor dedi. İstanbul başka bir şehir. 16 milyon insan var burada. Karıştırdım her şeyi. Ya ben sana kıyamam ya. Niye söylemedin oteldekilere? Keşke deseydin onlar bizi ararlardı ben buradan bir çağrı yapardım ailen arardı seni. Kıyamam ben sana. Yalnız sevgi dedim ben istedim. Hani bundan sonra. Bence yalnız yolculuk yapmasın Mahir Bey. Bir de aslında şimdi biz Allah nasip kısmet ederse inşallah doktoruyla da konuştuk. 2 günde olmaz dediler dişleri 7 gün gerekiyor. Biz de eşimle konuştuk hanımını alacağız. Abimi alacağız. Biz 4 kişi tekrar geleceğiz. Otelimizde arabamızı da kiralayacağız ve biz hem İstanbul'u gezeceğiz 4 kişi. Sizi de ziyaret ederiz o zaman güzel güzel İnşallah, değil mi? Bekliyorum. Görmeye geliriz seyirci olarak. Korktun mu peki Mahir amca? Ne korkacağım ya? Ne korkacağım? Sen bizi korkuttun. Korkulacak bir şey yok değil mi abi? Hayır eve dönemiyorum kimseyi arayamıyorum diye üzülmedin mi? Üzüldüm. Kameramanına geldi, göz geldi gözüm. Ama dedin ki beni buldular dedin değil mi? Ne? Anladın mı o zaman Anladım. Beni aradılar diye? Anladım. Ya ne düşündüm biliyor musunuz? Gerçekten Mahir amca ben sana söylesem hepimizin başına gelebilir. Yani onu düşündüm ya ne olacağımız dedim bilmiyorum. Bilmiyoruz. Tabii. Olabilir yani düşünebiliyor musunuz ya? Sen Almanya'dan kalk gel. Evet, hakikaten evet. Ama şurada çok haklısın. Ben de şimdi insan da havalimanından hani Maltepe'ye git desen zor yani. Hani öyle orada bulayım bir yerleri falan. Çünkü yollar şeyler çok tabii. Değişti. Değişti biliyorum. Onu karıştırdık. Sen ondan karıştırdın. Ben karıştırdım ondan karıştırdım. Sonra telefon yok. Dişçinin adresi yok. Evdekileri arayamıyorsun. Gene iyi yapmış. Gitmiş bir otele. Bari demiş uçak demiş biletimi günü, bekleyeyim de demiş gider. Bekleyeyim. Nürnberg'e gidince bulurum evi dedin yani. Ay o kadar sevindim ki başına bir şey gelmedi ya kötü. Ya, bir şey gelmedi Allah çok şükür. Ben çok teşekkür ediyorum otel görevlilerine ben de. Ben size teşekkür ederim. Otel görevlilerine teşekkür ediyorum. Emniyetimize teşekkür ediyorum. Emniyetimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız canım. İyi ki hepimiz varız yani. Mahir amca buradan bir eşine bir selam gönder bari. Evet. Bir el salla. Söyle iyi olduğunu söyle abi. İyiyim valla çok şükür. İzliyorlar çünkü çocukları izliyor. Almanya'da herkes izliyor. Peki sen dostumuz. Dedin mi beni şimdi onlar ne arıyorlardır diye? Düşündün mü beni arıyorlardır diye? Bunlar beni aramış da ki. Kardeşim bunlar aramış beni. Bunlar aramış beni. Buldular bunlar beni. Evet bulduk seni.
Evet, bundan sonra Mahir amca sizin gözünüz aydın, yalnız gezmeyecek. Aslında bu da her birimize örnek olsun. Hep Arif hocam da altını çiziyor. İnsanın hali hareketi günden güne değişebilir diyor. Bunu şeyle gibi değerlendirmek lazım. Mesela böyle 3-4 aylıkken bebeklerin birçoğu yataktan düşer. Neden? Çünkü bir gün evvel dönemiyordur. Bir gün sonra sen onu yine dönemeyecek diye koyarsın, bir döner düşer. Evet. Yani insanın aslında hali hareketi her gün değişebiliyor. Hatta i̇şte bunu göz önüne almak lazım. Evet. Ama yine o oteldeki yetkili arkadaşın ilgisi, bilgisi, dikkati ve bizim programı izleyen bütün vatandaşların hemen gerekli şekilde müdahale etmesi bu güzel tabloyu, bu sevinç neticeyi elde ettiğimize vesile oldu. Allah razı olsun. İzlediğiniz için, müdahil olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi olayın başlangıcı beyefendinin bulunmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi Hava İst'in ciddi çalışması ve hemen yardımı. Evet. Yayını ve o yayını takip eden bir görevinin bu olaya tepki vermesi biçiminde. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu son derece önemli bir zincirin halkası. Tabii. Gerçekten havalimanının yetkililerine de teşekkür ediyorum. Şimdi bazen çok alakasız olaylarda, yani bunu çok açık söyleyeyim. Hani elini taşın altına koymamak için savcı görüntü istesin. Yani savcı görüntü ister tabii de savcının senden görüntü isteyip senin ona göndermen 6 ay zaten yani. O değil ki olay. Sonuçta kimsenin özel hayatını ihlal falan değil işte. Mahir Bey'i biz arıyoruz orada. Zaten yanında sağında solunda kimse varsa onu da kapatıyoruz. Yayına da vermeyebiliriz. En azından bir görsün ailesi. Aynı kişiden mi bahsediyoruz? Bazı insanlar cansiperane birilerine yardım etmek için çabalıyor. Bazı insanlar var diyor ki kardeşim ben burada zaten oturuyorum. Getir çayı. Hadi iki tane daha içeyim. Aa şimdi onunla mı uğraşacağım diyor. Bak çok açık ve net söylüyorum yani. O yüzden gerçekten Hava İst'e de çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiç vakit kaybetmeden. Evet. Zaten onların o görüntüsüyle işte Mahir Bey de otel görevlileri tanıdı. Tabii. Yoksa şimdi elimizdeki fotoğraftan kim kime benziyor? Şimdi fotoğraftaki hiç kendimiz gibi de çıkmıyoruz yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O ilgisiz davrananlar düşünmeliler ki bir gün bu duruma kendileri de düşebilir. Evet. Kendileri empati de denen şey aranacak budur. Hale gelebilir. İşte o zaman vatandaş onun gibi davranmayacak. Yine onun bulunmasına koşan çok iyi niyetli arkadaşların sayesinde neticeyi sevinçle karşıladığı zaman ben bugüne kadar ne yapmıştım diye inşallah aklını başına toplayacak hale gelir. O zaman şimdiden şunu söyleyelim. Lütfen ilgisiz davranmayalım. Benim de başıma geldiği zaman değil, benim de başıma gelebilir diye insanlık görevini, vatandaşlık görevini her an yapmaya hazır olalım. Evet. Bu en büyük vazifemiz. En büyük insanlık görevi. Vallahi Rahim Bey zaten bizi izleyen herkeste bu duygu var. O yüzden diyorum ben bu memleketle gurur duyuyorum diye. Bütün vatandaşlarımız da var. Şey boş boş izlemiyor kimse. İnanamazsınız. Bizim şu WhatsApp ihbar numaralarımız, WhatsApp numaramız falan var ya. İnsanlar telefonlarına kaydetmişler. Beni yolda görüyorlar, gösteriyorlar. Bak senin numaran burada, aradığın biri olursa ben seni hemen arayacağım diye. Ya bu müthiş bir şey ya. Çok mükemmel bir şey. Bu müthiş bir olay yani. Yani bu işte bizim milletin gerçekten yüce gönüllülüğünü gösteriyor. Evet, evet. Arada onu 3-5 tane işi savsaklayan çıksa da hiç önemli değil. Onları şimdi da biz gene kendi fotomuzda eritiriz. Müge Hanımcığım. Ben dün sokağa çıktım. İyi ki ben İstanbul'da yaşamıyorum dedim. Neden? Çünkü ben sizin ne kadar izlenildiğinizi dün sokağa çıkınca anladım. Kim beni görürse görsün dediler ki aa Müge Hanım da şeyinizi, kaybınızı arıyordunuz, buldunuz mu? Evet, evet. Aa buldunuz mu? Dedim ki Mehmet'im imlendim şeyde İstanbul'da. Yani sizin ne kadar önemli olduğunuzu, sizin programınızın ne kadar önemli olduğunu sokağa çıktığım zaman bir kere daha. Zaten biliyordum ama gerçekten bir kere daha anladım. Sağ olsun izleyicilerim. Biz hep beraber yapıyoruz bu programı her zaman söylediğim gibi. Bu arada sevgili Banu Akdeniz... Hercai dizisinin yapımcısı. O da size gözünüz aydın olsun diyor. Bugün de Hercai dizisi başlıyor. Yeni sezona. Onu da merakla ve heyecanla bekliyoruz. Banu da günlerdir evden çıkmıyor. O da benim bir başka çeşidim. O da yemeden içmeden kesilip dizi yayına girecek. Onun hazırlıklarını yapıyor. Banucuğum
Herca'yı zaten herkes merakla bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel dileklerin çok için. Çok teşekkür sana ederim. Yine güzel bir sezon diliyoruz Herca'yı dizisiyle. Efendim güzel başladık. Güzel görüntülerle devam edelim. İşte dün beni bu konu da çok etkiledi. Gerçekten evinizde otururken birden telefonunuz çalıyor ve bir kız kardeşiniz olduğunu öğreniyorsunuz. Yani bu çok zor bir olay aslında yani. Alo, sizin bir kız kardeşiniz var. O güne kadar hiç bilmiyorsunuz. Gelmişsiniz 40 yaşına. Bilmediğiniz bir kız kardeş çıkıyor. İşte Aysel annesi Fahriye Hanım'ı aramak için gelirken annesinin vefat ettiğini öğrendi. Ama yayına ablası Şerife Hanım geldi. Şuna dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Sizin aslında ekranda daha çok anlıyorsunuz. Benden daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi Şerife bir geldiğinde bir donuktu. Ne yapacağını bilemez haldeydi. Fakat Aysel onu o kadar güzel sarıp sarmaladı ki şunu düşündüm. Demek ki insanlara nasıl yaklaşırsak hani tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkartır derler ya. Şey için söylemiyorum hani Şerife de gelirken o mutlulukla geldi ama bir çekingenliği vardı. Fakat Aysel'in o sevgisi Şerife'nin de üzerindeki tüm korkuları, tedirginliği, soru işaretlerini attı. Ve iki kız kardeş güzel bir öğle yemeği yediler ve birbirlerine de bundan sonra daha çok zaman ayırmaya karar verdiler. Resmen kardeş oldular işte biraz. Bakın. Terk edilen Aysel Tekin Tongaç, annesi Fahriye Hanım'ı bulmak için gelmişti yayınımıza. Aysel annesini aradı ama ne yazık ki annesi hayatta değildi. Ama dün ona dedim ki annen hayatta değil ama 6 kardeşin daha var. Aysel bir Şerife ismi biliyordu ama evet. Tabii hiç hatırlamıyordu. Çünkü annesi onu bıraktığında 3 aylıktı. Şerife de onu bilmiyordu. Çünkü annesi Aysel'i bıraktığında Şerife de 1,5-2 yaşında olmalı. O da ondan habersizdi. Ama sen dün onunla telefonla konuştun. Abla dedin. Dedi ki ben geleceğim ve kız kardeşimi kucaklayacağım. Gel bakalım ayağa. Hadi. Ablanla. Yıllarca birbirlerinden habersiz yaşayan iki kardeş, kaybettikleri günlerin acısını çıkartırcasına sarıldılar. Aynı anneme benziyorsun. Benziyor muyum? Çok. Şükürler olsun. Aşkım. Kız kardeşim var diyordu bana. Anne şaka mı yapıyorsun? Bilmem böyle konuşuyorduk. Şaka yapıyorum kızım diyordu. Benim kızdığımı anlıyordu. Hani çok kıskançtım ben. Annemi çok kıskanıyordum. 4 gündür uyku uyuyamıyorum. Misal o gün canlı yayına bağlandım. Konuşamadım. Hepsi buramda dizili kaldı. Konuşamadım yani. Peki sarılınca ne hissettin? Ya tabii ki bir kardeş anneme çok çok benziyor. Ömrü benzemesin. Görür görmez anladın ki bu benim yani. Kardeşim. Çok güzel ya. Bütün inşallah kayıtlar yakınlarını bulsunlar. Anneleri aralarında olmasa bile birbirlerine kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorlardı. Şu anda burukluk var içerimde. Güzel bir burukluk. Hani annem yok ama en azından kız kardeşim, ablamı buldum. Çok teşekkür ediyorum ona. Kırmadı. Müge Hanım'ın programına geldi. Şu anda beraberiz. Çok değişik bir duygu, anlatılmaz. Zaten duyduğumda programa katıldım, konuşamadım, gelmeye karar verdim ve gördüm, mutluyum. İnşallah hep mutlu oluruz. İlk defa aynı sofrayı paylaşan kardeşler Müge Anlı'ya teşekkürlerini ilettiler. Çok mutluyuz. Bunun tarifi olamaz. Bu sevincin, bu mutluluğun tarifi olamaz. Ancak evet. Yaşamak gerekiyor. Teşekkürler Müge Anlı. Evet, bunlar günün güzel gelişmeleriydi. Allah'a şükür. Yani ortada olan kayıplarımız nasıl söyleyeyim? Hani başka da türlü de ifade etmek istemediğim için söylüyorum ama evet ortada olan kayıplarımızı bulmak sizlerin sayesinde çok kolay. İşte diğerleri konusunda işte o şüpheli kayıplar konusunda da üzerlerinde konuşup duruyorum. Sizler hiç zahmet etmeyin. Ben şimdi hemen şöyle bir... Ah geliyor. Buyurun oturun şimdi şöylece bir hemen bir fotoğraf çekici. Ben çünkü Dursun Hanım'ı tam gönderecektim. Dedi ki Dursun Hanım ama ben dedi aile fotoğrafı çektirmek istiyordum. Dön bakalım evet. Hemen bir çekelim ve dün neler yaşadık ona bir pas atalım.
Burhan Aykurt'u aramaya devam ediyoruz. Ne yazık ki Burhan'ı hani şurada gördüm diyen biri çıkmadı. Bu adam yok bir yıldır ortada ve herkes bir şey söylüyor. İşte kardeşi diyor ki benim önümü kestiler, öldüğünü söylediler. Ötekisi diyor ki işte aramasın, bana mesaj attı. Birisi bu arama çalışmalarına hep bir ket vurmuş. Müge abla biz Ocak yani ayında... Yani mesela bu Facebook'la ilgili gidip savcıya böyle bir şey söylenmesi de çok anlamsız. Savcılık araştırmış, emniyet araştırmış. Bu kadar bunu uğraşana kadar gidip benim kardeşim gitmez de öldürülmüş falan derse cinayet dosyasına dönüşmemiş ki bu hiç. Hala dönüşemiyor. Çünkü hala kimse Mahmut'a itibar etmiyor. Ben olanları, yaşadıklarımı anlattım. Onun dışında hani... Anladım da. Yani benim de bildiğim şu, bu çocuk İzmir'e gideceğim demiş. Evet, İzmir'e gitmek için bir hazırlık da yapmış. Bu çocuğun cebinde parası da var. Bu parayla bir toprak almak istiyor, bir arazi almak istiyor. Parası da yok şu anda ortada, çocuk da yok ortada. Aslında... Hani senin araba önüne kesip sana anlattığını, evet. Sen mi yaşadın da bunu böyle anlatıyorsun? Sen aslında yani kardeşinin böyle bir şekilde kandırsınlar, parasını alsınlar, bıraksınlar diye düşünürken parasını alan adamlar bunu sen istemeden öldürdüler de sen de şimdi o nedenle mi benim önümü kestiler, mestiler falan böyle anlattılar diyorsun? Onu mu bulalım istiyorsun? Sen gel doğruyu anlat. Ya ben doğruyu anlatayım. Benim önüm bak kesildi. Senin önünü öyle kesip bu adamların öyle anlatması mümkün değil de ben seni anlıyorum. Sen bir taraftan hani kardeşinin başına bir şey geldi, vicdan azabı çekiyorsun. Şimdi bunu da böyle anlatamıyorsun. Hani ben gittim şununla şuna söyledim. Ya bu çocuğun elinden parasını alalım, ihtiyacımız var diye. Bunu da bir şekilde de ortaya da çıkartmak istiyorsun kimin ne yaptığını. O yüzden mi anlatıyorsun geldiğini? Hayır Müge abla, bak 80'le ben daha burada öğrendim. Ben onu bilmiyorum. Hakkında pek çok yeni iddia ortaya atılan abi Mahmut Aykurt'un hesapsızca harcama yaptığı ve gece hayatından dolayı ciddi... Sonunda söyleyeceğim ama gerçekten aynen yani böyle olduğunu düşünüyorum. Ben Mahmut Bey'in anlatamadığı yani birinden bir şey duyduğu... hani öyledir ya böyle çocukken de bir hata yaparız ama bir suç işleriz. O aslında çok da önemli değildir. Söyleyemeyiz bir türlü onu böyle. Yani oradan buradan anlatmaya çalışırız. Yansıtırız hep aslında. Mahmut Bey'e baktığımda onu hissediyorum. Acaba diyorum yani birinden duydu, o gittiği bir yerden duydu. Şimdi ona hani sen nereden duydun falan denilecek. Onu bertaraf etmek için mi böyle yolumu kestiler falan? Yok yok, asla yok Müge abla. Emin misin? Eminim, öyle asla öyle bir şey yok yani. Aa, hep öyle düşünüyorum ya. Yani senin iyi niyetine inandığım için böyle düşünüyorum. Yok asla, niye öyle bir şey yapayım hani ben olanlarını şey yaptım. Öyle bir şey olsa olabilir direkt... Mahmut'cum bak olabilir. Mesela insan istemeden bir işe bulaşır. Yani istemeden birine borçlanırsın ve o borçlandığın kişi de Allah'ın cezası çıkar. Nasıl çıkar? Sensindir onun borç yani, muhatabı evet. Ama hani ailesine sataşır. O olur, bu olur. Yok. Şimdi de babana karşı da ya ben işte bu borcu almıştım da bana geldiler hani annene karşı diyemeyip böyle mi anlatmaya çalışıyorsun? Yok yok hayır, öyle asla öyle bir şey yok. Hem ben de hani burada da zaten 80 lira burada öğrendim. Artı benim sadece bankalara borcum var. 200 milyar yakın bir borcum var. Ödeyemedim. Sicilim de batıktır. Onu size söylüyorum. Evet Mahmut. Artı hani şu anda hala da takipteyim yani. 200 bin lira. 200 bin yakın bir... bin lirayı nasıl batırdın şifa, yavrum? İşte, hani ana para 100-150 lira, 200 falan var. Belki daha da fazla şu an bilemiyorum. Onun akabinde işte bir de bu kaybolan kardeşime var. Ama Mahmut'cum 150 bin lira borç, hani bir ev alırsın 150 bin lira borcun olur. Öyle bir mal da yok ortada. Yok hayır, ben birilerine kefil oldum. Bir de kaza geçirdim. Ondan dolayı borçlandım, çektim kredileri ama ödeyemedim yani. Ay kaç paraya kefil oldun Mahmut? Kefil oldun kaç paraydı? 35 bin liraya birine kefil oldum. Ödeyemedik. Bir de birine kredi kartımı kullandırdım. Kendi akrabama yardım ettim. Ödemedi. Onunla akabinde şu anda süreç işliyor yani. Yani 200 bin lira borç öyle kolay kolay birikmez. İşte ben o zamanlar kredi kartları limitleri yüksekti. Ben de 8-10 tane kartım vardı. Oldu yani artık. Kolay an... kolay birikmez. Evet. Nasıl ödenecek peki bu para? İşte ödeyemedim şu anda. Takibe düştüm. Ay ödeyemedim, takibe düştüm cümlesi kısacık bir cümle. Evet. Nasıl ödeneceği daha önemli. Bu 200 bin lira borcu şu anda nasıl... ödeyemeyeceğim yani. Ödeyemeyeceğim. Şu anda hani bir de kardeşime var borcum. Onun dışındaki hiçbir Allah'ıma borcum yok yani. Yani sen bu ama... 200 bin lira borçtan kurtulmaya çalışıyorsun aslında.
Ay ama şu anda ne yaparım da? Ne yaparım da 200 bin lirayı şu öderim. Şu anda zaten imkanı yok. Ödeyemiyorum da işte bir iş yerine girdiğin zaman 4000'e şişer koyuyorlar. Özür dilerim. Evet. Sen şimdi maaşlı çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Tamam. Maaşlı. 3 aşağı 5 yukarı, 5 yukarıda maaşları biliyoruz. Bu ancak geçimini idare eder. Evet. Evin kira olduğu halde. 200 bin lira borcu asla ödeyebilecek kapasiten yok. Yok şu anda. Yok. Peki nasıl ödenir? Ne yapılır? Bir çaresizlik var ortada. Ama işte şu anda var. Hepsi her gün beni bankalar arıyor, mesaj atıyor ama ben cevap veremiyorum. Çünkü gücetim yok yani. Ödeme gücetim yok yani. İşte Mahmut'um ben işte sonradan anladım. Senin köye gelip insanların neden senden şüphelendiklerini şimdi daha iyi anladım. Yani Mahmut'un çok borcu var. Burhan'sa parasını alır, hiçbir yere harcamaz. Tutumlu bir çocuk. Ve parası var. Üstelik gösterdi işte 80 bin lira parası var. O yüzden Mahmut acaba Burhan'ın parasını almak için mi bir oyun yaptı diye. Yok yok. Yani bak şu özeti de giremedik değil mi? Arada böldüm, bozdum her şeyi. Kusura bakmayın arkadaşlar ama reklamdan sonra döneriz. Hani bir şey anlattın ya, aslında onu evlilik vaadiyle kandırdılar. Şoför hiç istemediği halde onu öldürmüşler. Şoför de buna itiraz ettiği için arabadan atıldı. Evet. O kişi sen misin? Yok, asla öyle bir şey olamaz. Olur mu öyle bir şey? Hani bu böyle doktora da gideriz kendimizle ilgili bir şey değil de bir arkadaşımın başına şöyle geldi falan diye anlatırız. Yok yok, asla öyle bir şey. Hayır, öyle bir şey olamaz Müge abla. Öyle bir şey nasıl olur ya, ben karşımı nasıl kıyarım? Bak sen işte kıymayacağını biliyorum. Ya öyle bir kıymayacağını şey, hani biliyorum. Onu bile şu an. Bak ben kıydın demiyorum zaten. Anlatamıyorum ben herhalde kendimi. Sen beni anlamıyor musun? Anlamak mı istemiyorsun? Anlıyorum. Sana gelen hani o şoför diyor ya. O çocuğu aldılar, evlilik vaadiyle kandırdılar. Çantasına da 45 bin lira vardı. Evet. Aslında biz onun 45 bin lirasını alıp bırakacaktık. Ama bir şey oldu ve arkadaki iki kişi onu öldürdü diyor. Sana gelen şoför. Evet. Benim hiç alakam yoktu aslında bu olayla diyor. Evet. Aynen. Yani ben değilim yani. Siz ben, ama ben değilim öyle. Ben hani öyle bir şey yapmam yani. Kesinlikle öyle bir şey olamaz zaten. İşte yapmazsın. O şoför de yapmak istememiş. O şoför de o cinayete ortak o olmak istememiş. O şoför, ben şu an buradan sesleniyorum. Çıksın. Hani söylesin yani. Ben o günkü yaşadıklarımı hani söylüyorum yani. Neyi söyleyecek, neyi? Ya o hani karşım nasıl o şekilde olduğunu... Nasıl parasını söylediği kadar söyledim, söylemiş sana kardeşim. Şey şu an hani... O vatandaşlık görevini mi yapmış? Yoksa özel olarak bu işin içerisinde birisi olduğu için mi sana bunu gelip söylemiş? Eğer anlattıkların gerçek mi değil mi, o benim için biraz kuşkulu. Yani söyleyecek bir vatandaş varsa gelmiş, söylemiş, görevini yapmış. Ama sen aldığın bu bilgileri değerlendirmemişsin, dikkate bile almamışsın, kale bile almamışsın. Yani başka daha ne bekliyorsun yine? O kişinin çıkması çok mümkün müdür? Şu arayı vermek zorundayız. O kişinin çıkması çok mümkün değil bence. Efendim? Dur o zaman devam edelim. O kişinin çıkması çok mümkün değil. Neden? Gayet tabii değil. Şimdi o kişi derse ki çıkıp ortaya. Evet ya, Mahmut'un karşısına çıkan kişi bendim. Şimdi polis ne yapacak? Tutacak onu orada, yakalayacak. Aynen. O diyecek ki ben o cinayette parmağım yoktu. Evet. Diyelim ki o iki kişinin adını verecek. O iki kişi de diyecek ki hayır, şoför kimse mesela. İşte Kemal. Evet. Diyecek ki olur mu? Kemal'le biz beraber gömdük. Mesela. Şimdi Kemal bunu tabii böyle de diyebilirler. Normal, çünkü o da onu ihbar ettiği için onlar da onun için aynen bunu öyle söylerler. Aynen öyle. Kemal de cezaevine girer. Kemal çıkıp ben mesela yani Kemal dediğim farz-ı mal söylüyorum. Şimdi o kişi çıkıp bunu... ekranda söyleyemez. Başına ne geleceğini bilir. İşte aynı kişi bundan iki ay evvel sizin köye geldiğinde sizin köyde bunun da kıs kıvrak yakalanabileceği ihtimalini de göz önüne alarak sizin yaşadığınız yere de gelmez. Gelemez ki. Şimdi orada üç kişi bunu tutsaydı, çağırsaydı 155'i, polis gelseydi bütün bu dediklerim o zaman da yaşanacaktı. Evet. O yüzden adamın gelip sizin orada bunu anlatması mümkün değil gibi. Zeka seviyesini zorluyor insanın. Uymaz vallahi, yani. O akla, mantığa, hani, olayların... Çünkü ben katilim demek o. Yani gelip benim arabamda bir cinayet işleniyor. Üstelik benim arabamda kan izleri var. Benim arabamda parmak izleri var.
Benim arabam orada gitmiş, daha sonra bakılacak PTS'ye, plaka takip sistemine falan. Benim, şoför de benim. Ama tanımak istemiyorum, da plakayı çıkardım. Rami ile Şevki vardı. Rami ile Şevki'yi de vereceğim. Polis yakalacak. Onlar da diyecekler ki bizim hiç ilgimiz yok ama bakın arabası bu. Gidin inceleyin, biz de duyduk ki o öldürmüş. Hayır, tabii. Bu sefer ne olacak? Belki de onlar serbest kalacak. Şoför tutuklanacak. Şimdi aynı kişi nasıl gelir böyle herkesin birbirini tanıdığı, akrabalık ilişkilerinin olduğu, köy kahvesinin olduğu falan bir yere? Burası İstanbul gibi de ki herkes birbirine akraba. Vallahi hoş bir... İstanbul'da bile birisi gelse kahvehaneye de ben desem ki ya koşun yetişin kardeşimin katili olduğunu söylüyor. Gene birileri müdahale eder eminim yani. Vallahi ben yaşadıklarımı hani anlattım ya. Onun dışında hani başka öyle hani ben Mahmut Bey yaşadıklarınızı yok. Anlattığınıza çok inanıyorum ama roller değişik anlattınız. Yok şöyle anlattıklarınız muhtemelen %80-90 sizin içinde yaşadığınız olaylardı. Ben kafamdaki düşünceyi söyleyeyim yaşadıklarınızla ilgili. Siz çeşitli kulüplere gittiğinizde size bir takım senetler imzalatıldı muhtemelen. Ve bu senetleri de ödeyemediğiniz için bir takım kişiler sizin peşinize düştüler. Kardeşiniz de elinde parası olduğunu herkese duyuran bir kişi. Ve bir kardeşlik ilişkisinden dolayı hem kardeşinizi hem sizi aldılar arabayla. Şöyle ve söyleyeyim siz, ben... Ve siz bir saniye. Ve siz o arabanın içindeydiniz. Kardeşiniz de parayı vermeyeceğim diye diretince onlar tarafından öldürülünce siz vicdan azabıyla bunu bir şekilde birilerine aktarma gereğini duydunuz. Yok hayır. Ama senaryoyu biraz değiştirerek böyle bir senaryo yaptınız. Hayır. Yoksa kesinlikle. Yoksa bu olayı yaşadığınızı ben düşünüyorum. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bizim Fethi'deki mekanların bütün yani mekan sahiplerine iletişime geçilsin. En ufak hiç bugüne kadar yaşamadım. Olmadı da senel sebebi hiç böyle bir şey olmamıştır yani. Böyle bir şey yoktur. Hiç kimseye yoktur yani. Ya mekandan olmaz da başka bir yani. Yok hayır hayır. Varsa çıksın açıksın. Ya görünür yerine. Mekanlar değildir bunlar. Yasa dışı çalışan yerlerdir. Bu sefer görünür mekanları, ruhsatlı yerleri zan altında bırakmamak gerekir. Bir de insanların gittiği underground dediğimiz yer altında yasa dışı çalışan yerler de var. Bizim buralara gitmiş olabilirsiniz. Yok burada yasa dışı bir takım kişilerle kişilere borçlanmış 200 bin olabilirsiniz. Lira da büyük borç. Bak 150 bin lira faiziyle iki yani 150 bin lira iyi bir borç. Ya sen ya, babanın evinde oturan çalışan bir adamsın yani. Ya ben o alana kredi kartı işte vardın. Tamam da o kredi kartıyla ne yaptın işte? Şimdi tamam şimdi kredi ödeyemedim. Kartı İcra var. Takvime düştük evet. Şimdi kredi kartın olması değil ki önemli olan. Kredi kartınla yaptığın harcamalar istiyorsa 20 tane kredi kartın olsun harcamazsın durur. O 20 tane kredi kartıyla ne aldığın önemli ya. Ya o zamanları harcama yani kefil oldum birine ödeyemedi. Ödeyemediği için de oradan... Ya 35 yani. Bin lira o. Yani bu yok halinde. Kim o kefil olduğun neden kişi? Neden kefil oluyorsun? Benim hanımın akrabası o hani sera yapacak oldu hani Zepse ile ilgili. Ona benim kartımı kullandırdım. Altın çektik. O altın şeyinden bozdurdu. Ve nihayetinde sonra bana ödemedi. Bu ama 2009 yılında oluyor. 2009 yılı oldu. 2000 şeye geldik. Ödemedi. Ödemeyince ben bir şey icraat takibi başlattım. Yani 2009 yılında senin kredi kartının 35 bin lira mı çekti? Hayır fazla çektik. O fazla çektik yani 35'ten fazla çektik. Yani kartın birinden kullanıyorum onu yani. Efendim? Kartın birinden kullanıyorum yani. Senin kart limitlerin kaç lira? 15 var, 20 var, 30 var, o kadar tüketici kredisi var, onu çekiyordum yani, o şekilde. Hayır hayır, kredi kartından bir tane kredi kartından 35 bin lira çekti diyorsun ya. Pardon, yanlış söyledim Müge abla. Tüketici kredisi çektim, kartımın en fazla limiti 20 milyar yani. 20 milyar üzerine yok, 35 bin lirayı tüketici kredisi çekerek kullandım yani. Yalnız dediğin doğruysa nasıl yani, şimdi senin hani aldığın 2009 yılında aldığın maaş senin kaç liradır? Müge abla o zamanlar hastanede çalışıyorum. Ben de hastanede çalışırken bize işte her ay bizim 3 ayda bir şirket değişimi, şirket değiştirme esnasında bize tarafımıza kartlar veriyordun. Yani biz de aldık yani o zaman limitler o zamanları yüksek geliyordun. Biz ama 2009 yılında 35 bin lira limit
Yani bundan 10 yıl evvel. Hayır 35 bin ne? 35 ama 20 bin lira da 2009 yılı için yüksek bir limit değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ayrıca 35 bin lira tüketici kredisi de vermezler size. Alıyorum. Onun çünkü çok yüksek maaşınız olması lazım ki onun geri ödeme tablosu sizin maaşınızla denklenmesi şöyle lazım. Şöyle bir şey vardı. Ben kredi kartlarımı o zamanlar ödüyordum. Ödeme yaptığım için hani benim puantajım yüksek olduğu için de bana banka gibi girdiyseniz size hiç kimse kredi kartı da vermez. Zaten evet girdim zaten evet tamam, girdim. Tamam ondan sonra hiçbir şekilde kredi de çekemezsiniz. Doğal olarak sizin şu anda bir bankaya 200 bin lira borcunuz da olamaz. 2009'da takibe girdiyseniz. Ya ana param hani o kadar civarında varsa tabii bilemiyorum şu anda kaç olduğunu. Ben şu anda bakamadım. Çünkü bakamıyorum çünkü arıyorlar her Ramazan bayramı. Arıyorlar. Aramazlar evinize icraya gelirler Mahmut Bey 10 yıl içinde. Birkaç artık de, arama dönemini çoktan şöyle, geçerler. Birkaç defa geldi ama şu anda açık. Hani her Ramazan Kur'an bayramlarında bize mesaj çekiyorlar. İşte faizini komple sildik ana parayı ödeyiniz. Ama ben onu da ödeyeyim şu an kudretim yokum yani. Vallahi bu konuda Fatma Hanım'ın bilgisi vardır diye düşünüyorum. Evet. Bunlar doğru mu böyle mi? Hocam icracılar geliyordu. Evet. Ama neden yani dolayı geliyordu? Mutlaka bilgin. Bu borç nasıl oluşmuş bir borç? Yani esas o dışarıda yaptığı borçlar hani onları ben bilemem. Yaptım diyor. Oraları ben bilemem yani. Ama bilirsin ama eşinin akrabası için tabii borç yaptım diyor. Ama bankadan kredi çekiyor veya kart kullanıyor limitlerini onları ben bilemem. Yok yok eşinin akrabası için mi? Yok o kendi eşinin akrabası. Kendi eşinin akrabası. Hanımının akrabasına tamam, kefil olmuş. Tamam işte eşinin akrabası için mi? Orayı onları ben tanımıyorum. Onlar başka bir köyden. Ay ama bilirsiniz evde bunun mevzusu olur. Sen de çünkü o da eşine kızar. Bak senin akraban için çektik bu parayı. Onunla ilgili şu anda bir sürecimiz var. Avukatım süreci var. Hani 2012 yılına kadar geldi. Ödemedi. Ödemedi. Ben tam faize girdim. Sonra bankalar beni sıkıştırdı. Hani sicil yedim. Şu anda süreç devam ediyor mahkeme yani orada da. İşte bunun bu borcun bir şekilde ödenmesi gerekiyordu. Nasıl ödenecek? Nasıl ödenecekti? Konu soru bu aslında. Beni şu anda arıyorlar. İşte diyor ki ana paranızı ödeyin, girdiğiniz komple sileceğiz. Tamam, ana para ama ne kadar? Şu an ana para toplam hani 150 belki vardır hani toplamı yani. Ama üzerini hepsi faiz ama işte sileceğiz ya. Ben Burhan'ın da elinde gösteriyormuş benim 80 bin liram var. Verseydi sana iyi olurdu. Ben burada haberim oldu. Ben onu duymadım hiç. O zaman o kardeşimi 80 bin liraya gösterdiği yerine kişilerin üzerine gitmesi gerekir. Çünkü ben görmedim. Onlar gördük diyorlar. Hani o zaman onlara gidecek üzerine. Demek şu reklama girelim. Özeti yeniden yayınlayalım. Şimdi kardeşinin patronu konuşacak az sonra. Diyor ki Mahmut'un borçluları Burhan'ın önünü kestiler diyor. Hayır öyle asla bir şey yok. Keserler. İzleriz. Hiç bana böyle bir şey söylemezler. Mahmut yani keserler. Bu dünyada verelim keserler. Mi? Burhan Aykurt'u aramaya devam ediyoruz. Ne yazık ki Burhan'ı hani şurada gördüm diyen biri çıkmadı. Bu adam yok bir yıldır ortada ve herkes bir şey söylüyor. İşte kardeşi diyor ki benim önümü kestiler, öldüğünü söylediler. Ötekisi diyor ki işte aramasın, bana mesaj attı. Birisi bu arama çalışmalarına hep bir ket vurmuş. Müge abla biz Ocak yani ayında yani mesela bu Facebook'la ilgili gidip savcıya böyle bir şey söylenmesi de çok anlamsız. Savcılık araştırmış, emniyet araştırmış. Bu kadar bunu uğraşana kadar gidip benim kardeşim gitmez de öldürülmüş falan derse cinayet dosyasına dönüşmemiş ki bu hiç. Hala dönüşemiyor. Çünkü hala kimse Mahmut'a itibar etmiyor. Ben olanları yaşadıklarımı anlattım. Onun dışında hani anladım da yani benim de bildiğim şu, bu çocuk İzmir'e gideceğim demiş. Evet, İzmir'e gitmek için bir hazırlık da yapmış. Bu çocuğun cebinde parası da var. Bu parayla bir toprak almak istiyor, bir arazi almak istiyor. Parası da yok şu anda ortada, çocuk da yok ortada. Aslında hani senin araba önüne kesip sana anlattığını evet, sen mi yaşadın da bunu böyle anlatıyorsun? Sen aslında yani kardeşinin böyle bir şekilde kandırsınlar, parasını alsınlar, bıraksınlar diye düşünürken parasını alan adamlar bunu sen istemeden öldürdüler de sen de şimdi o nedenle mi benim önümü kestiler, mestiler falan böyle anlattılar diyorsun.
Onu mu bulalım istiyorsun? Sen gel doğruyu anlat. Ya ben doğruyu anlatayım. Benim önüm bak, kesildi. Senin önünü öyle kesip bu adamların öyle anlatması mümkün değil de ben seni anlıyorum. Sen bir taraftan hani kardeşinin başına bir şey geldi diye vicdan azabı çekiyorsun. Şimdi bunu da böyle anlatamıyorsun. Hani ben gittim şununla şuna söyledim. Ya bu çocuğun elinden parasını alalım, ihtiyacımız var diye. Bunu da bir şekilde de ortaya da çıkartmak istiyorsun kimin ne yaptığını. O yüzden mi anlatıyorsun geldiğini? Hayır Müge Hanım, bak 80'le ben daha burada öğrendim. Ben onu bilmiyorum. Hakkında pek çok yeni iddia ortaya atılan abi Mahmut Aykurt'un hesapsızca harcama yaptığı ve gece hayatından dolayı ciddi şekilde borçlandığı da ileri sürüldü. Şimdi senin para pulla ilgili hep sıkıntıların mı oldu? Ben sadece bankaya borçluyum. Bir de işte kaybolan kardeşine borçluyum, o kadar. Peki bir Mehmet kardeşi dinleyelim. Köylüm olan bir çocuk vardı. Aynı belediyede iş yerinde çalışıyorlardı. Arkadaşımın cebinden kredi kartını haber olmadan alıyor. 6500 lira bu kredi kartını kullanıyor. Bunun dediği kişinin benim kız için otobüs bileti aldılar. O şahısla beraber aldık yani biz onu. Alınan bilet 30 TL'lik. Bu şekilde iftira attılar. Bunun üzerine şu anda avukatım o işlemleri şu anda var yani. Ben senin arkadaşın olarak evet. Kızına otobüs biletini alsam. Evet. Daha sonra niye seni suçlayayım ki? Aldığımı biliyorum zaten seninle. İnternet üzerinden alındığı için. Ha demişler ki bunu demiş Mahmut yapmıştır. Çok özür diliyorum. Sen internet üzerinden aldın. Bilgileri kopyaladı bu. Daha sonraki internet üzerindeki alışverişleri de Mahmut yapmıştır dendi. Şimdi evet, daha aynı. Ben mahkemede şahitlik yaptım. Mahmut geldi bana. Mahkemeden vazgeçsin. Ben ona ayda 500 parasını ödeyeceğim dedi. Hepsi yalan bunların ya. Hepsi yalan. Adam çok zor durumda, ailesi dedi dağıldı maldı dedi bu kendisi Mehmet abi dedi ki bu şekilde. Ya dedim ki maaşımızı aldığımızı o zaman dedim tamam biz ödeyelim dedim ben hani. Eğer arkadaşımın yardıma ihtiyacı varsa veririm de arkadaşım bana hırsız derse ben de ona yardım çünkü eder ben, miyim? Çünkü bana yardımcı oldu ben de ona yardımcı olurum dedim hani kendine. Telefon attığımız demiş Mehmet Bey de evet. Ben önce babasını söyledim. Benim oğlum hayatım mantar oldu zaten ben onun işlerine karışmıyorum dedi babası. 15 dakika sonra benim evimin önünde geldi. Sen dedim bu parayı dedim ödeyeceksen ben aracı olacağım dedim ben. Bir motora gider. Davadan vazgeç diye söyle 500 ödeyeceğini dedi değil mi? Benim şimdi işim var dedi. 2 ay kadar oldu bu Mehmet Peker rahmetli hanımınla görüştüm. Mahkeme sonuçlandı dedi. Yasal faizinle beraber biz parayı almaya hak kazandık ama dedi. Biz dedi bu parayı alamıyoruz ona da dedi. Kazandık demiş. Hayır mahkeme suyu ben böyle bir gelişme olsun ben avukatım der. Sonuçlama gibi herhangi öyle bir şey olmadı peki, yani. Peki Mehmet Bey'le bunu konuştun mu konuşmadın mı 500 meselesini? Hayır bana dedi mi yardımcı oldu. Ben de veririm dedim hani. Ben adamın niye kartını alayım niye parasını alayım? Mehmet Bey diyor ki ben almadım beni yanlış anlamış diyor Mahmut sizin abi, için. Mahmut bunu... doğruları söyle. Çünkü bak, biz aynı yere... Bak gizledikçe batar gidiyorsun Mahmut doğruları hayır, söyle. Hayır gitmiyorum. Ben olanları konuşuyorum. Evet gidiyorsun. Oraya bak, çıkıp yalan yanlış konuşma daha ya. Daha halen devam ediyorsun yalan söylemeye. Hayır, bir o değil. Mahkemedeki hakimin söylediği kredi kartının kullandığı yerlerin tespitleri yapılmış. Denizli'de bayan kıyafeti alınmış. 1650 lira. Fethiye'de bir markete kredi kartı çekilmiş. Alışveriş yapılmış. Saklıkent yolu üzerinde bir gazinoya 1.850 mi kredi kartı çekilmiş. Miguel'le ben hiç Saklıkent yolu hiç öyle bir gazinoya gitmedim. Gazinoya gider misin? Arkadaşlarımla gittim yani gitmedim değil. Ama öyle ahım şahım para harcamak öyle bir lüksüm yok yani. Şöyle bir şey yazmışsın birine. Fethiye'den geldim bir hafta oldu. Eğlenebileceğim yer bakıyorum. Küçükçekmece'de bir eğlence mekanı. Söyledim. Ha inkar etmiyorum ben hani gittiğim... Olanları söylüyorum yani. Sen buraya yani. Kardeşini aradın. Öldü diye arıyorsun. Eğlence mekanı mı arar insan ya? Ondan sonra da ben sana diyorum ki ya da ben değil bütün köy, bütün ahali kardeşinin öldürüldüğünü söylemişler. Sen nasıl gittin işe? Nasıl elin ayağın tuttu arabayı kullanmaya diyoruz biz sana. Sen buraya da kardeşini aramaya geldin. Ne eğlence mekanı? Yayınımıza telefonla bağlanan bir izleyicimiz ise Mahmut Aykurt'u eğlence mekanlarından tanıdığını ve kendisinin de bir eğlence mekanı açacağından söz ettiğini ileri sürdü. Geçen seneydi. Mekan açacağım dedi. 12-13 tane bayan arkadaş buldum ben dedi. Fethiye'ye yakın bir yerde ortak yapacaklarmış, mekan açacaklarmış Mahmut Bey'le. Şimdi Müge abla bu kişi yalan konuşuyor. Şöyle ben size olayı anlatayım. Bu bizim bir yakınımız. Saklıkent yolu üzerinde 3-4 katlı bina yapacağım dedi. Beraber çalışalım dedim sana. Açtı şu an, açtı işletiyor şu anda. Yani sen aslında başkasının açacağı gece mekanını ben mi açıyorum diye anlattın. Personel alımlarını ben yapacağım dedim hani. Ama benim hiç böyle kendime ait mekanım yani yok. Yani hanımefendi diyor ki benim değil diyor. Bu akrabamındı diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta yarın erken uyan o insanın yanına gidelim. Gerekirse sen de çalışma. Benim hayatımda evleneceğim kadın ol dedi. He. Bunlar hepsi düzmece yalan. İnanmayın böyle bir şeye. Peki herkes mi yalan söylüyor? Mahmut Bey ben bunu anlamıyorum yani. Hani kimse hayır hiçbir şekilde korkmuyor. Sen bunların hepsini uydurmaca söylüyorsun. Benim şu anda birçok arayanlar oluyor. Mesela buraya geldim dedi. 20-30 tane şu anda bekleyen var. Hiç kabul etmiyorum. Bütün hepsi bayan şu anda. Yani diyorsun ki yakışıklılık başa bela. Ya şu hayır.
Ya Müge abla biz buraya karşı bulmak için geldik. Biz hani bunun için gelmedik. Bak kardeşini bulmaya yani. Geldik. Sadece kaybolan kardeşin değil. Kardeşinin parası. Şimdi de insanlar, konuşanlar, seni tanıyanlar, bu hanımefendi gibi başka kişiler de diyor ki para işin içine girdiğine göre Mahmut da işin içindedir çünkü hep Mahmut'un parayla işi vardır. Servis şoförlüğü yapan abi Mahmut Aykurt'un kendisini menajer olarak tanıttığı da öğrenildi. Ben Bursa'da mekan müdürüyüm. Kendisini İzmir menajer olarak tanıyorum ve bana bayan yönlendirme sözüyle 400-500 euro'yla yönlendirme söyleyen bir arkadaşımız. Telefonla görüşmüş demek. Ben yüz yüze falan bununla hiç yüz yüze görüşmedim. Telefonla yüz yüze ben... Olabilir çünkü o bana veriyor, ben arıyorum bu şekilde. Senin kimi aradığı önemli değil. Sen servis şoförü değil misin? Abla, şimdi ben geldik nerelere? Servis şoförünü önce diyorum ben sana. Ama şu arada da yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Akrabansın şu anda açtı yani. Şu an mekan işleniyor. Stüdyodaki tansiyonun yükseldiği bu anlarda araştırmacı gazeteci Müge Anlı bir izleyicimizden gelen bilgiyi paylaştı. Bir hanımefendi mesaj atmış. Ben diyor 2016-2017 yılında sosyal medya üzerinden Burhan'la görüştüm diyor. Ve sürekli abisinin kendisinden para istediğini, alacaklılarının onun önünü kestiğini anlatırdı diyor. Aralarında sürekli para konusunda tartışma olduğunu söylerdi. Para alıp ödeyeceğini söyler ödemezmiş. Burhan bana ya ben onu ya o beni öldürecek ifadesini kullandı diyor. En ufak aramızda para muhabbeti geçemedi. Sadece ihtiyacım oldu, istedim. Verdi, yardım etti. Ben de sana bak şunu tekrarlıyorum. Senin kardeşine para için ya da başka bir şey için bir şey yapacağına inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Ama yine senin borçlularından birisinin mi geldiğini tahmin ediyorsun. Onu mu söyleyemiyorsun? Şimdi Burhan'ın patronu Bayram Soylu tanır mısın? Bayram? Hayır. Pardon. Bayram Soylu iş yeri arkadaşı. Yani patronu diye Bayram Soylu... Hani en son çağırmış olduğu iş yerinin patronu yani. Patronu işte. Oradaki hani şeyci yani bir şey yani patronu gibi. Bak şimdi o neler anlatıyor bu borç meselesiyle ilgili. Burhan Bey kaybolmadan önce Özer Bey'e mesaj atmış. İzmir'e gideceğim. Bayram Bey izin verir mi acaba diye sormuş. O mesajı ben de okudum. Ne telefonda görüştüm kendisiyle ne de böyle bir talepte bulundu benden. Mahmut gezen birisi. Fazla çalışmıyor. Müzik hol, gazinodur, Antalya'dır, İzmir'dir, Ankara'da sürekli geziyordu yani. Evlenme isteği var mıydı Burhan Bey'in? Yok düşünmüyorum şu anda derdi. Hiçbir yere borcu yok. Tutumlu bir çocuk. Birikim yapardı. Mahmut'un borçlarını ödediğini duydum. Daha önce Hisarönü Ölüdeniz bölgesinde süpermarket vardı. Orada çalışıyormuş. Mahmut'un çalışmış olduğu iş yerine zarar verdiğini, parasını kullandığını kaybolmazdan 2-3 ay öncesi. Burhan bana kendisi söyledi. İş yerinde açığı yakalanınca tabii biz de burada tanınmış bir firma olduğumuz için kardeşinin burada çalıştığını biliyorlarmış önceden Mahmut'un çalıştığı iş yerleri. Burhan'a haber gönderiyorlar. Ben de o vesileyle öğrendim. Ne şekilde ödeyeceğini sordum. Kendinde de varmış nakit. Kredi de çekeceğini söyledi ve Mahmut'un borcunu oraya ödedi. Temmuz veya Ağustos. Bir daha baştan alır mısınız? Sen bir yerde çalışıyormuşsun. O yeri market midir nedir? Orayı zarara soktuğun için seni aramışlar, bulamamışlar ve kardeşinin çalıştığı yere gelmişler. Bunu da kardeşim Bayram Bey'e anlatmış. Şurayı bir daha bir izleyelim. Mahmut'un borçlarını ödediğini duydum. Daha önce Hisarönü Ölüdeniz bölgesinde süpermarket vardı. Orada çalışıyormuş. Mahmut'un çalışmış olduğu iş yerine zarar verdiğini, parasını kullandığını kaybolmazdan 2-3 ay öncesi. Burhan bana kendisi söyledi. İş yerinde açığı yakalanınca tabii biz de burada tanınmış bir firma olduğumuz için kardeşinin burada çalıştığını biliyorlarmış önceden Mahmut'un çalıştığı iş yerleri. Burhan'a haber gönderiyorlar. Ben de o vesileyle öğrendim. Ne şekilde ödeyeceğini sordum. Kendinde de varmış nakit. Kredi de çekeceğini söyledi ve Mahmut'un borcunu oraya ödedi. Temmuz veya Ağustos ayı. Hemen akabinde yani o olay gelince hemen 2-3 gün içinde kapattı borcunu. Sen ne ödüyorsun dedim ben. Sonuçta sen de burada çalışansın. Para yani kolay kazanılmıyor yani. Bunun bedelini nasıl alacaksın sen dedim ben. Ya abi dedi babam kalp hastası dedi. Bunun dedi borcunu babam duymaması lazım dedi. Benim ödemem lazım dedi. Nakit miktar söylemem ama yaklaşık 80-100 bin lira nakit olduğu duyuluyor diye yani. Ve görüşmesi için Burhan'a izin verdim, gönderdim. Mesainin başlamasına 3 gün kala ortadan kaybolduğunu öğrendik. Bunların hepsi ya Temmuz Ağustos diyor. Ben böyle bir bu ayda hiç bir şekilde para almadım. Böyle karşımda bu ayda hiç öyle bir para almam. Sadece 2018'in Mayıs ayında bana yardım olmuştur. Onun dışında hiçbir şekilde yoktur. Bunların hepsi düz bize yalandır. Yani bu arkadaş da yalan mı konuşuyor? Şu anda bak diyor ki Temmuz Ağustos ayında hani söyledim diyor. Yalan şu anda. İnanmıyorum bunun dediklerine. Bunlar çünkü bak bizim buraya geldikten birkaç gün sonra ekiplerimiz Fethiye indiği zaman özel dilen şahıs bana aradı dedi ki biz dedi buraya dedi ekipleriniz geliyormuş dedi. Beni aradılar.
ben dedi hepimiz aynı ağızdan konuşacağız dedim. Sen ne ağızdan konuşuyorsun dedim ben de işte kendine. Herkes dedim ben hani dedim kardeşim sizin orada çalışıyordun. Ne başına gelsin orada gel dedim ben. Bunu bir şekilde açıklayacaksınız dedim ben kendine. Kim söyledi bunu? Özer Bey mi söyledi? Özer kendisi söyledi evet. Özer arkadaşı olan. Evet iş yerinde arkadaşı. Aynı hani aynı iş yerinde çalışıyorlar. Bir ağız konuşacağız yani. Dediğinde söylüyorlar işte yani borç meselesini falan. Ama sen bir markette çalıştın mı? Hayır ben çok eski çalıştım markette. Çalıştın mı Fethiye Ölüdeniz neresi diyorsa işte? Ben Fethiye Merkez'de çalıştım. Ben Ölüdeniz'de çalıştım. Markette çalıştın mı marketle evet, ilgili? Evet çalıştım. Çalıştın. Evet. Sonra neden ayrıldın oradan? Arabayı çarptım. Ondan he? Maddi manevi araba çarptım. Heh. Onların zararı vardı. Ama ben onu da kendim kalmıyorum. Ben bununla hiç para almadım. Tamam da nereden bilsin Bayram Bey? Ama eğer hayır Burhan onu öyle anlatmazsa Bayram Bey niye kafadan uydursun? Hayır. Arabayı belki satarken birilerine borcum vardı da seni sıkıştırdılar. Hayır, bundan dolayı 2000, mı sattın? Hayır ben 2018'de kardeşinden aldım. Çocuğun yurt paralarını yatırdım. Artı oradan kendi biraz borcum onu yatırdım. Onun için benim başka hiç alışverişim olmadı kardeşimle. Hayır olmadı sen yani. O marketçilerle yaşadın mı problem? Hayır ben seni yaşadım sadece. Kaza yaptım, kaza için aldım. Yaşadın. Yaşadım evet. Tamam. Onlar da işte bak bizi maddi manevi zarara soktu. Sen öde diye gelmişler senin kardeşine. Hayır öyle gelme gitti. Ben inanmıyorum öyle bir şeyin olacağına. Kardeşim yanına mı gelmişler? Yok. İşte gelmişler işte çıkmış işte diyor ya Bayram. İzin aldı çıktı gitti konuştu diyor. İşte hayır ben ya. Ben inanmıyorum. Ben kesinlikle bunu inanmıyorum. Çünkü Temmuz Ağustos diyor. Ben kardeşim bir yıl önce almışım. Tamam parayı. Temmuz, Ağustos olmasın, Haziran olsun. Bu mu inanmadığımız konu yoksa olay mı? Böyle bir olay mı yok? Benim kardeşim, benim borcum için kardeşimden kimse gelip para isteyemez. Ben inanmıyorum onlara. Kim istesin ki? Benim sadece bir bankaya borcum var. Bir de kardeşim şimdikine bir yıl önceki almış olduğum var borcum. Mahmut Beyciğim bir insanın bankaya 200 bin lira borcu varsa çevreye de borcu vardır. Çünkü o borcu da bir şekilde kapatmak zorundasın. Hayır, bak şu anda haciz kağıtları geliyordu, hacizciler geliyordu diyor. Ama bak şu anda diyorum ki bankanın dışında herhangi dışarıdan bir şahıs da olsun borcu var diye beni çıksın söylesin yani şu anda. Mahmut Bey. Demin pardon çok bağlanan... özür diliyorum telefonu bekletmeyelim. Tamam şimdi, bekletmeyelim. Dün bağlanan bir hanımefendi dedi ki Mahmut kendisine bir mekan açacağını söylüyordu. Bize de işte oraya davet ediyordu. Sen de dedin ki o benim akrabam. Evet. Ben onun müdürü olacaktım. Oranın müdürü olacaktım. Evet. Öyle mi? Evet aynen. Ünal Bey yani senin bahsettiğin mekanı açan akraban. Evet. Telefon hattımızdaymış. Ünal Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Buyurun. Siz herhalde dün izlemişsinizdir. Evet ben izledim. Buyurun ne söylemek istersiniz? Şimdi benim iş yerimde Mahmut Bey'in ünvanı nedir? Müdürmüş. Evet. Benim zaten müdürüm var. Benim iş yerimi idare eden kişiler var. Ben onu bir seneden bu yana açmadan bu yana 4 defa 5 defa ikaz ettim. İş yerim hakkında yayın yapma. Bu tür işlere girişme. İnsanları kandırma. Ne bileyim orada söylüyor mesela belirli bir sıfatta insanları WhatsApp'tan benim adıma kayıtlar yapıyor. Benim adıma kandırıcı sözler söylüyor. Dün akşam hayır Ünal abi yanlış konuşuyorsun. Ben bir yıl, hayır bir yıl önceden beri biz benimle beraber değil miydik? O mekanın temeli atıldan beri abi böyle çalışacağız bu olacak. Hayır. Onu yanlış konuşuyorsun. Hayır. Sen benim iş yerime dedin ki ben şu anda da farklı bir şeyde çalışıyorum. Sen dedin ki bana o zaman sen çalışıyorsun Ekim Kasım'da işin bittiğinde bana gelirsin diye şu anda iddia ettiğin bir kişi aldın oraya sen. Bana öyle söyledin. Ben sana şunu söyleyeceğim Mahmut. Dün akşam bana mesaj çektin. Yayına çıkma dedin. Öğleden sonra saat 1'e kadar dedin telefonlarını kapat dedin. Sen hangi hakla benim iş yerimi bu şekilde kullanıyorsun? Bir dakika dinle. Dinle Mahmut. Ama yalan yanlış konuşuyorsun. Yani bir dakika sen dün gece mesaj mı çektin 1'e kadar telefonlarını kapatıyor? Dinle Ornal Bey'i. Ben burada yapacağım diye. Hayır sen cevap vereceksin. Ünal Bey bir saniye pardon. Sen dün gece Ünal Bey'e sen telefonlarını bizim yayın saati bitene kadar kapatma dedin. Hayır yayın saati bitene kadar değil.
Ben dedim ki ona şöyle. Ben dedim ki arada böyle böyle ben konuşacağım dedi. Ben dedim ki sonra dedi ki böyle böyle konuşacağım ben dedi. Ben dedim ki ben sen dedim bana böyle konuşmazsan bana böyle konuşsun dedim. Ama dedim sen şu an yalan konuşuyorsun. O zaman kapat telefonlarını dedim ben kendine. Attım mesajı doğrudur attım. Ama iyi de bak şimdi bağlanan herkes senin internet sayfanda da var. Ünal Bey bir saniye. Ünal Bey siz efendim? Mahmut Bey'le beraber çalışmak üzere mi bunu açtınız? Bu da size oradaki... Hayır. Bizim Mahmut Bey'le çalışma gibi bir durumumuz yok. Çünkü yalan şöyle bir şey yalan söyleyeyim. Konuşuyor. Hayır Mahmut, öyle değil bence konuşmalar. Mahmut Bey'in elindeki WhatsApp, telefon insanları kandıran, insanları üstünden prim yapan... Orada mesela bir bayan biraz önce dedi ki bizi dedi işte dedi şu iş yerinde çalışıyor dedi. Hı hı. Ben ona şimdi bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ünal Bey de biraz sinirlendi. He. Şimdi ben şimdi bizim, diyeyim... şimdi bizim bu iş yerimiz bu kişi tarafından bu şekilde çalıştırılan bir iş yeri değil. İnsanlar geldiği zaman kanunlar üzerine, disiplin üzerine kurulu bir iş yeri. Ama bu kişi bizim üzerimizden, ismimizi kullanaraktan insanları kandırıcı sözlerle benim mekanım var. Ben ona soruyorum, sen benim ortağın mısın Mahmut Bey? Ünal abi biz daha önce seninle ne konuşmuştuk? Dedin ki ben böyle açıyorum sen de gel mısın? Çalış dedin. Hatta en sondaki o bayan dükü dediği de doğrudur şöyle doğrudur. Sen dedin ki yemiyor suyu tamam 300 lira 500 lira neyse olur dedin. Tamam gelsin hayır, dedin. Mahmut, ben senin onayın olmanın zaten bir şey yapmıyorum orada. Senin onayın sen, oluyor ki ben öyle bir şey yapıyorum. Ben sana defalarca söyledim. Mahmut bu WhatsApp olayından uzak dur. Ailen var. Çorun var, çocuğun var, kızın var. Burada CİMER'e yazıyorsun. İnsanlar hakkında, esnaflar hakkında şikayet yapıyorsun. Onlara dükkanlarını kapattırıyorsun. WhatsApp'tan insanları kandırıcı sözlerle şey yapıyorsun. Benim ismimi kullanıyorsun. Sana ben kaç defalarca ikaz etmedim mi? Ama benim sen demedin. Bir dakika, sen demedin bana. Benim fotoğrafımı yayınla, ismimi yayınla önemli değil. Hayır, söyledin. Hayır. Ruhsatlarını Mahmut, aldım, her şeyimi aldım. Yayınla dedin sen bana. Dün İzmir'den, senin dükkanın önünde yazdık biz bu yazıyı. Hayır, bir dakika. Dün İzmir'den bir arkadaş bağlandı. Menajerim dedi. Ya ne menajeri Mahmut, sen çakma menajersin. Sen çakma müdürsün. Ya senin dediklerin doğrusunu yapıyorum evet. Ben seni öyle mekanı yapmıyorum. Senin ama sen şu anda saptırıyorsun. Bak sen şu an saptırıyorsun. Saptırma hayır, doğruları konuş. Hayır. Niye konuşmuyorsun? Yalan konuşuyor. Müge abla. Mahmut. Çünkü ben kendi kafama göre... Allah yazın niye herkes doğru konuşuyor dediği bir adam bağlandı ya. Sen benim müdürüme... Hep bağlananlar yalan bana dedi ki... Yayındayken mesaj çekmedin mi? Sen nasıl müdürsün? Sen nasıl işletmecisin? Sen nasıl insansın demedin mi? Mesaj çekmedin mi? Ya çektim ben. Çektim çünkü sen bana diyorsun ki hani bayanları hakkında işte şu fiyatı veriyorsun. Ben o karşı tarafa söylüyorum. Senin de onayını alıp o tarafa öyle cevap veriyorum. Hayır, ben kesinlikle onay vermedim. Sen onay veriyorsun. Kimsin? Şu anda burada. Hayır, bir dakika. Dün sen beni aradın dedin Mahmut. Ki benim ismim, mekanizmim söyledin. Ben şu anda rezil oldum burada diye sen şu an bunu öyle konuşuyorsun. Sen öyle hani sen dedikten şu an saptırıyorsun yani. Böyle bir şey yok. Müdahalenin bir şey sordu sana. Sen marketten, Ölüdeniz'deki marketten niye çıktın diye bir soru sordu. Senin simli hareketlerinle, hırsızlık hareketlerinle ben seni iş yerime alır mıyım Mahmut? Peki niye sen daha önce söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Bak Ahmet, sen yalan konuşuyorsun. Seni kaç defa verdi ikaz ettim. Dün sen beni aradın dedin ki sen benim ticaretle uğraşıyorsun. Sen benim ismi verdin. Mekan ismi niye verdin diyorsun. Niye söylüyorsun? Evet. Ama biz seni bu 4 yıldan beri... Hayır ben senin abin değilim. Ahmet, inşaatın temelinden beri seninle geliyoruz. Hayır bir dakika. Siz akraba mısınız? Hayır değilim. Uzaktan köylüm. Akraba da değilsiniz. Evet. Aynı köydeniz yani. Şeydeniz. Akraba. Ama akrabam dedin. Akrabam çünkü Karakaya. Çünkü aynı şeyde. Şimdi Ünal Bey. Bir şey soracağım. Pardon Ünal Bey. Şimdi sizin mekanınız şöyle ortaya çıktı.
dedi ki yayına bağlananlar ya da röportaj yapanlar. Mahmut bir gece mekanı açıyordu. Bununla ilgili de borçlanmış olabilir. İşte onu Burhan'ın kaybına bağladılar. Bize dedi ki sen açtın mı dedi. O da dedi ki benim akrabamın, ben de oranın müdürüyüm. Ben hatta dün dedim ki niye o zaman müdürlük yapmadın? Ben dedi burada çalışıyorum. İki ay sonra işte işim bittiğinde gidip orada müdürlüğüme başlayacağım. Ekim ayında, Kasım'da bittiğinde dedi abim gelirsin dedi. Anladım. Kadromuzu kendisi ama o da diyor ki benim müdürüm var diyor. Buyurun Ünal Bey. Efendim. Şimdi çekmiş olduğu 4 tane iş yeri resmi var Müge Hanım. Evet. Hangisi benim iş yerimin resimleri bir söyler misiniz? Benim iş yerimle alakası olmayan resimleri oraya internete koymuş, beni adres gösteriyor. Ben ona bir soru soruyorum. Verelim hangisi benim iş yerimin resimleri? Koyalım bir dakika o şeyi. Peki onlar sizin iş yeriniz değil. Hayır değil. Ha şunlar sizin iş yerinizin görüntüsü de değil. Değil kamera tabii ki değil. Bir rica bir şöyle... Şöyle gel bir. Değil burası benim iş yerim diyor. Ya Müge abla kendisi söylüyor. Bak şimdi inkar ediyor. Biz kendimiz hani farklı şekilde şey çiziyoruz. O şekilde koyuyoruz yani. Bir dakika, ama şu anda bizim... burası nerenin fotoğrafı? Ya onu ben internetten aldım. Böyle bir mekan da yok yani. Ya yok ben internetten aldım bunu. Ama bizim konuşmamız o şekilde değil bununla. Biz tamam bunu ben internetten aldım koydum ama... Şu yazışmaları da biz o gün kendi dükkanında yazdık yani bunu şöyle yaptık. Bu insanları kandırmak değil mi Mahmut? Bir şey söyleyebilir miyim? Hepsi buyurun Ünal Bey. Peki Ünal Bey siz bu marketle ilgili ne biliyorsunuz? O marketçiyle kendisi arasını zaten biliyorlar. Beni de çağırdılar markete. Markette mal eksiminden, çalıntı mallardan oturuyor. Beni de çağırdılar zamanı geldiği zaman. Evet. Böyle bir sistemde onun üzerinden bir sorular sordular bana. Sadece bu kadar söylüyorum Müge Hanım. Burada mesela arkadaşlarımız var, esnaf arkadaşlarımız var. Dakika başı internetten CİMER'e yazı yazar, insanların dükkanlarını kapattırır. Bu mesela yayına bağlanan bir bayan arkadaş var, tamam mı? Bayanları kandırma amaçlı WhatsApp'tan isim değiştirir, farklı kimliklerde kullanılır. Onları kandırma amaçlı işte zenginim der, üniversite mezunuyum der. Ondan sonra zaman zaman kandırdığı kızlarla beraber olur. Bu tip bir insan bu arkadaşımız. Hayali yaşayan bir insan. Belki de yani bu olayların zamanında kardeşi üzerinde değil ama kendisi üzerinde bir omurga olarak insanlar bu şekilde onu çok iyi tanıyor zaten. Baksın adam neler söylüyor. Müge abla zaten biz bunlara bu mekan için bunu kendine konuştuk yani. Şu anda saptırıyor. Biz önce kendine konuşuyoruz. Ama Mahmut üzerinde... ben sana dün de dedim ki yani hatta şunu sordum. Şimdi sözleşmen mi var dedim değil mi? Şimdi evet. Sözleşme şöyle yapılır. Onu da sordum sana. Cezai şart. Mesela atıyorum benim ATV ile sözleşmem var. Şimdi ben yarın ben vazgeçtim dersem eğer bana gelir avukatlar der ki tamam vazgeçtiniz. Hayırlısı olsun. Cezai şartını öde Müge derler. Size de sordum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Servis şoförüyüm. Evet. Böyle bir sözleşmeniz mi var? Cezai şartınız mı var? Niye gitmiyorsunuz o zaman? Hem de sevdiğin iş dedim. Evet. Siz de dediniz ki hayır öyle bir sözleşmem de yok. Ben de dediniz 2 ay sonra biter hani mevsim. Ben de gider çalışırım. Adam da diyor ki yok ki bizim öyle bir Ünal Bey de diyor şey. Önce bizim bu şekilde konuşmamız var. Var hayır abla. Önce belki sana hayır, gel önce... dedi ama sonradan duyduklarımdan hayır, dolayı Mahmut'u istemiyorum bana. Yanımda. Şu an sen işini de sen de sözleşen bitene kadar hani... Hani sezon bitene kadar çalış dedi. Daha sonra benim mekanıma gelirsin. Biz de seninle ona göre tekrar... Ama o sana öyle derken işte bu gerçekten hayali internetten buldum. Bu da kimin mekanıysa kusura bakmasın yani. Yani benimle alakası yok tabii. Hayali bir mekan fotoğrafı koyuyorsun. Bu sefer de kızlara gidip gel ben seni orada iş vereyim deyip kızlarla yakınlık kuruyorsun diyor Ünal Bey de. Ya ben... Hayır ben ama ben onun... Bilgisi dışında ben iş yapmıyorum. Ben çünkü kendi çünkü mekan... Ünal Bey senin kimine ne söylediğini nereden bilsin? Adam senin dibinde hayır, mi geziyor? Hayır ben diyorum ki böyle anlatıyorum. O da diyor ki tamam diyor. Hatta en son dedi ki şunu şeyimizi sen dedi ben ilanları ver dedi. Hani ona göre dedi hani istek olursa dedi bana söylersin. Ben sonra ne oldu da aranız bozuldu o zaman? Hayır dün beni ara dedi ki sen dedi benim ticaretle uğraşan bir adamım dedi. Sen ismimi dedi hani o tarif ettiğimiz yeri niye söyledin dedi. Biz mekanın adını ben bile bilmiyorum. Biz mekanın adını da konuşmadık ama
Ben sana özellikle sordum. Kim dedim? Bak Ünal Bey de diyor ki benim yok bir ortaklığım bir şeyim diyor. Zaten yok. Ben onun yanında çalışacaktım. Hatta inşaat temeli atıldan beri beraberdik. Hani işte şöyle yapalım böyle yapalım. Müdürüydüm demedin mi dün? Ya bana dedi ki senin burayı müdür yapacağım dedi. Buradan sorunu yapacağım dedi. Yani siz verdiğiniz sözü tutmamışsınız Ünal Bey öyle mi? Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Ben iş yeri açalı 45 gün oldu. Benim yanımda çalışan insanlar benimle beraber çalıştıktan sonra işlerini bıraktılar. 15 gün önceden bıraktılar, 20 gün önceden bıraktılar. Ve de biz bu insanlarla beraber çalışmak için bu insana çalışalım demiş olsaydım ona da derdim ki işini bırak. Böyle bir şey teklifimiz zaten olmadı. Bu insanın bu şekilde tehlikeli bir şekilde bir yol trafiği yaptığı zaman ben kendimi bile bile ona lades der miyim? Abi sen bak şu anda yalan konuşuyorsun. Senin bana ama demiş olduk bak demiş olukların biz seninle 4 yıldan beri beraber dedin ki şimdi, Mahmut ben dedin şu anda bu yeri açıyorum ama sen işte hani mesela şeyin bitti. Hani hayır niye yalan konuşsun? Adem şimdi mesela olayına gelelim. Muzaffer Bey'in mesaj olayına gelelim Müge Hanım. O Muzaffer Bey doğru konuşuyor. Dedi ki bana gelen mesaj bu ama değiştirilen mesaj bu. Kardeşin hakkında. Ben sana soruyorum Mahmut. Senin kardeşin kaybı olaldan bu yana sen kardeşinin kaybı olmuş gibi bir hareketler çizdin mi? Ya ben kardeşim her yerde arıyorum. Ben her yerde arıyorum. Şimdi ya, bu her mesajı tahminim değiştiren Mahmut'tur Müge Hanım. İnşallah ileride gecede her şey ortaya çıkacak. Bu şu ana kadar söylemiş olduğunu unutmayınız. Bununla gereğini yapacağız. Peki Ünal Bey, Ünal Bey bir saniye hatta kalın çünkü bahsedilen marketten birisi arıyor bizi. Alo. Alo. Günaydın efendim, buyurun. Günaydınlar efendim, kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Şimdi iddia şu, Mahmut Bey çalıştığı marketi zarara sokmuş. Marketçiler de gitmişler bizim aradığımız Burhan'a. Demişler ki böyle böyle zararı öde. Burhan da gitmiş ödemiş. Mahmut da diyor ki böyle bir şey olamaz. Ben marketi zarara da uğratmadım. Burhan da gidip benim borcumu ödemedi diyor. Siz ne diyorsunuz? Müge ablacığım şimdi biz çalıştığımız yerde bu adam bizim yanımızda çalışıyordu. Evet. Ne iş yapıyordu? Bu adam servisçilik yapıyordu. Evet. Akşam servis çekiyordu. Akşamleyin de geliyordu bizim mağazamızın Alperyon'un başında bekliyordu. Gece de en son personeli toplayıp evlerine dağıtıyordu. Tamam. Ama bu arkadaşımız bir gün sayım için mağazanın sayımı yapılıyor. Alkol sayımları yapılırken sayım yapıyoruz. Yüksek derecede alkol eksiğimiz var. Alkol eksiğimiz var. Ha. Evet. Araştırmasını yapıyoruz. Kameralardan tespit ediliyor. Mahmut 23 bin liralık alkol çalıyor mağazadan. Kolilerin içine koyuyor, dışarı çıkarıyor, alıyor götürüyor, serviste götürüyor, başka yerlere satıyor. Yani kameradan var mı kaydı da? Ya kamera kaydı geçen sene vardı. Normal kamera kayıtları var ama benim kendimde yok. Ama normal kamera kayıtları şirkette marketin kendi şirketinde vardı. Daha sonra biz Mahmut'u buluyoruz, getiriyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz Mahmut'la. Mahmut bu parayı ödemesi lazım diye. Daha sonra kardeşini arıyoruz. Kardeşini şirketten çıkartıyoruz, getiriyoruz. Burhan'ı. Kardeşi, evet. Evet. Burhan daha sonra senet imzalıyor. Bir cuma günü senet imzalıyor Burhan. Alkol karşılığı. Daha sonra biz şikayetçi olmaktan vazgeçiyoruz. Pazartesi günü de Burhan parayı kredi mi çekip geliyor? Ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Bir şekilde geliyor teslim ediyor. Kredi senedini alıyor bizden. Ne diyorsun Mahmut? Bu da mı yalan? Ya ben o gün ama bak bir yıl öncekini söylüyor. Ha bu... Yani doğru mu yalan mı anlattı? Ya marketten kovulma sebebi budur Mahmut. Bir yıl önceki şeyim aynen doğrudur. Hangisi doğru yani? Doğru? Hepsi. Ya, neyi doğru neyi yalan? Ya tam kardeşinden o zaman para aldım doğrudur. Kardeşinden para almıyorsun diyor ki gittik kardeşini bulduk iş yerinden çıkarttırdık markete getirdik görüntüleri izlettirdik ona senet imzalattık diyorlar. Hani patronu Bayram yalan söylüyordu. Doğru söylüyor demişti. Ama ben kendi iş yerine diyorum. Ama diyor ki kendi iş yerimize geldi diyor. Evet oradan gittik aldık diyor işte. Marketçi kişi de gittik diyor kardeşine. Hayır kardeşim kendisi geldi.
Ay bundan yani, getirmesi yok. Ya kendisi yani... geldi dediğin işte aramışlar. O da oradan buldular onu aldılar götürdüler ama ya. Ama kardeşim ben aradım. Ya onun kendi ya. Ayağıyla gitmesi ya da birinin araba gönderip alması değil ki problem. Senin borcun için Burhan aranmış mı aranmamış mı? Aranmış. Senet imzalatılmış mı? Senin borcun mı? İçin senet imzalamış mı? İmzalamış. Evet. Demek ki senin borçluların işte geliyorlar ve kardeşini buluyorlar. Mesele bu. Ya olay bir sene önceki olaydı. Yani bu olay bir senenin anda... içinde de ne olduğunu işte bizim de aradığımız zaten işte ama biz... Ama tamam da bir yıl önce zaten şu, şu anda para çekiliyor. Senin kardeşin de kaybolalı bir yıl oldu. Hayır, hayır ben kardeşim daha yeni bu ama 2018'den bahsediyoruz. Bu 2019 yılı. Senin kardeşin ne zaman kayboldu? 2018'in Kasım ayında. Yani 2018'de kayboldu. Kasım tamam. Ayında. E tamam Kasım ayında. Abi bu olay ne zaman oldu? Ağustos ayında oldu. Ağustos. E doğru söylüyor işte patronu da. Ama Ağustos, tamam da, Eylül, Ağustos... Ekim. Ondan sonra diyor ki zaten 2-3 ay içinde de kayboldu çocuk diyor. Ay, ama doğru. Beraberiz. Kardeşimiz gene her zaman beraberiz evdeyiz. Bunu beraberiz de bu sorunun cevabı nerede beraberiz? Ama şimdi benim o sen zaman... bana nasılsın diyorum. Ben diyorum ki sana benim adım Müge. Ya Müge abla şimdi ben tam onu... arada aldım. Hayır ben onu Mayıs veya Haziran ayı olacak. Öyle hatırlıyorum. Ağustos ayı değil. E sen oradaki aldığın alkolleri nereye sattın? Gece mekanlarına sattın. Hayır gece mekanına satmadım ben. İçtin. Hayır içmedim. Ne yaptın? Döktün mü kimse içmesin diye? Ya o benim bileceğim bir şey şu anda. Ama ben kardeşim için hiçbir şekilde biz onu ya Mayıs ya Haziran ayı ama borç aldım ama öbür türlü ben... Bu para için karşım ölecek kadar öyle cani, gaddar bir şey değilim yani. Vallahi ben sen cani misin, gaddar mısın bilmem ama sen çok kolay yalan söylüyorsun. Yani az önce ben... az önce patronu konuştuğunda kardeşinin dedin ki yok böyle bir şey. Ben dedin arabayı çarptım dedin. Ya, arabada çarptım. Hepsini bir evet o da var. Ama sen var. Alkol çalmışsın. Ya, sen arabayı hayır. Herkes arabayı alkol çarpıyor. Var, herkes araba öyle var. Arabayı... Hayır, araba da var, alkol de var. Ben... Ya şoförler arabayı çarptı diye işten atılacak olsa memlekette şoför kalmaz. Herkes çarpar trafikte. Sen Müge aldın abla, mı bu alkolleri şu, almadın bizim mı? Bizim şu anda meselemiz bu değil. Ben meselemiz aynen yani. Bu biliyor musun? Hayır. Meselemiz tam ben da bu. Ben hiçbir şekilde kardeşimi öldürmedim. Hiçbir şekilde kardeşimi de bir canlık falan yapmadım yani. Ben buraya kardeşim için geldim. Meselemiz tam da bu. Senin meselemiz kardeşin en son parasıyla beraber nereye gitti? Bu çocuğun parasını kim almak istedi? Meselemiz tam da bu. İşte dün hani bağlandı Mehmet kardeş. O söylüyor ya cüzdanı onlara göstermiş. Daha kim gösterdi onlar bilecek yani. Ben ondan çıkmasını istiyorum yani. Bu kimmiş? Ben teşekkür ediyorum beyefendilere, hattaki beyefendilere. Ünal Bey bir şey söylemek ister misiniz başka hatta herhalde? Son bir şey soracağım. Buyurun. Siz ticaret yapmış olsanız, bir insanın hırsızlık yaptığını bilmiş olsanız, insanlara iftira attığını bilmiş olsanız, insanları kandıran bir insan olduğunu bilseniz, benim oraya gelecek olan müşterilerimin durumunu, iş yerimin durumunu... Tahmin edebiliyor musunuz Müge Hanım? Ben böyle bir insanla beraber çalışma imkanım olabilir mi Müge Hanım? Olamaz çünkü para yatırıyorsunuz. Herkes işine saygı duyar. Yani bunu sadece bir mekan olması önemli değil. Hepimiz için aynı şey geçerli. Tabii ki ekibimizde, çevremizde böyle bir şey arzu etmeyiz. Anlıyorum ne demek istediğinizi. Hepimiz anladık. Teşekkür ediyorum Ünal Bey size de. Diğer beyefendiye de teşekkür ediyorum market çalışanına da. Şaban Kılıç Aslan telefon attığımız demiş. Şaban Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim sizi dinliyorum. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Mahmut Aykurt benim öz amcamın kızımla evli. Yani eniştemiz. Hı hı. 2010-2011 gibi tam hatırlamıyorum yılını. Babamı emekli edeceğim diye babamı dolandırmaya kalktı. Emekli kağıtlarının altına senet koyarak anneme babama, babam gözüme amanetliydi. Emekli edeceğim diye 3-4 gün, 2 gün, 3 gün arayla gelerek emekli kağıtlarının altına seneti zımbalayarak, senet imzalatarak 100 milyar babamı borçlandırdı. Ve daha mahkemede olduk, itiraz ettik. Mahkemeden, yanılmıyorsam geçmiş zaman bayağı oldu.
10 bin kusur babama tazminat ödemeye mahkum oldu. 3 yılda ceza aldı. Fakat avukatı temsiliye gönderdi. Hala bizim mahkememiz devam ediyor. Ve babamın mal varlığı dediğim miktardan daha fazla mal varlığı var. Fethiye merkeze yakın 2,5 dönüm yerimiz var. Allah'a şükür. 3 tane dairemiz var. Babamın bu kişiden 1000 lira dahil, 1 lira dahil borç para alma imkanı yok. Ve o mahkemede çektiği kredilerin, ödeyemediği kredilerin bankada şeyi çıktı. Yani çektiği kredileri ödeyememiş. Şey çıktı, borcu çıktı. Siz de paranızı nereden alacağınızı bulamadınız. Bunun için ne diyorsun? Ben o kredi kartından harcamam da altın olarak Saraf'tan aldığımızda bunun için aldım. Bir yarım. Bunun için aldım. Kredi de kullandı o dönemlerde. Bununla ilgili şu anda sürecimizi avukat işletiyor yani. Yalan senin konuşuyor. Demin ben akrabam için aldım dediğin bu Çağban Kılıç Arslan'ın için mi aldın? Hayır, bu babası için. Bunun için değil. Babası kaç yaşında? Benim için kredi almış. Şu anda 60 mı 70 mi öyle bir şey herhalde. 70 60, babanız kaç 70 yaşında Şaban Bey? Babam bu olayda yaşında. 72 yaşındaydı. 72 yaşındaydı. Ne için? Ne yapacaktı 72 yaşında adam? Ya o zamanlar Müge abla altının gramıyla yaptık biz bu işi. Altının gramı o zaman. Hayır hayır, 22'di. Senden niye böyle bir şey istedi? Ya ben hani camaken yapacağım dedi. Oğlanlar bana bakmıyor dedi. Hepsi dağıldık dedi. Kavgalıyız dedi. Bana yalan, geldi. Kesinlikle yalan. Hepimiz bir yerdeyiz. Üç birader. Hayır hayır, hayır. Bana bu şekilde söyledi. Benden yardım istedi. O zaman da biz benim kredi kartlarımı kullandırdım. Ve hatta onun dokümanları da var. Saraf'tan aldığım şeyler var komple. O zamanlar altının gramı yalan. 22 liraydı. Ve ödeme günü geldiğinde altın kaç oldu bilmiyorum geçmiş gün hani hatırlayamayacağım şu anda. Tabii onun üzerinden biz verdik yani avukatım şeye koydu yani. Ceza aldı diyor. Hayır ben şu anda şu anda ceza hiçbir şey olsa avukatım bana söyler yani bu durumda. Çünkü avukatım şimdi şu anda ben şöyle söyleyeyim. Yani. Avukatın mutlaka sana söylüyordur da galiba senin bazı şeylerden haberin yok. Hani dün bahsedilen arkadaşının kredi kartını kullanma hikayesi vardı ya. Evet. Sen bundan ceza almışsın. Geçen sene ha belki bunu şeye vermiştir ne denir yargıtaya verilmiştir temiz edilmiştir onu bilemem ama sen hapis cezası almışsın hapis cezan paraya çevrilmiş bununla ilgili hükmün açıklanması geriye bırakılmış 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş 2018 yılında dur tarihine zaman 22-11-2018. Bana hiçbir şey, şu an avukatım bir şey demedi yani konu hakkında. Yani 22-11-2018'de tamam. Senin kardeşin ne zaman kaybolmuştu? 29 Kasım. Tamam işte, bundan bir hafta sonra da senin kardeşin kaybolmuş yani. İşte onu bilmiyorum yani, ben herhangi, ben avukatım... Kasım Aralık değil mi? Dur, bana biraz yardım edin, yayında yaşıyorum. Tamam işte, 22-11-2018, 27-11-2018, bir hafta sonra da kardeşin kayboluyor. Valla ben şu an avukatımın ilgili herhangi bir şey sormadım ben bu konu hakkında ama öyle bir şey olsa avukatın telefonları sana söyler niye söylemesin avukatın ama, avukatın görevi seni o da sonuçta avukatlık mesleğini icra eden şimdi bu tür bir kardeşimiz yani. Ama avukatım şu anda... Hayır ama konu... Mahmut Beyciğim bak şimdi yani bu da senin akraban bak kim dedin ismini söylemedin eşimin bilmem benim nesi dedin şimdi bağlandı Anders. İşte Şaban Kılıç Arslan. İyi de niye herkes seninle ilgili bunu söylüyor marketçi... Arkadaşın, akraban. Ya onlar bize daha düne kadar iyiydik. Şimdi artık bizi hani kötü biliyorlar. Ama bunlar tabii çocuklarının haberi olmuyor babasının bunu yaptığından. Ve o zamanlar dargındın. Şaban hani... Bey yani babanızın aldığı borçtan sizin haberiniz yokmuş. Öyle söylüyor. Babamın borcu ama şansı yok. Babamın 200 milyar parası vardı o mahkeme zamanında. Onun bizi dolandırdığı zamanda babamın 200 milyar parası vardı. Ben sizin hiçbir şekilde babanın parasını da almadım. Bana bu şekilde hani iftira atmazsınız yani. İftira değil. Sen senetleri imzalıyorsun, imzalattırıyorsun. Üstünü kendin dolduruyorsun. Hayır hiçbir şekilde. Hatta adli tıptan da onların el ürünü diye geldi yani. Ben hiç öyle bir şey yapmadım yani. İmzalar evet imzalar babamın üstüne. Çünkü altında görmedin imza attılar. Ya onu hepsi şu anda mahkeme sürecinde zaten işliyor zaten. Onu avukatım da her şeyde. Onu o bilir yani. Ben avukatım da tabii. Temsilciye gönderildi. Bekliyoruz. Evet. Şu an kaçıncı temsilciye gönderdin sen? Bunu iki kere temsilciye gitti. Ama bununla ilgili avukatım her üstü daha bilgi vermedi. Ama şimdi gittim de öğrenirim yani avukatımdan. Şimdi Bağlı da bana mesaj atmış resim seçiyoruz. Elini ağzına götürme diye. Gerçekten şu tırnağımı da yedim sinirden. Yani yayında yiyorum. Ve şunu fark ettim. Hakikaten ağzım açıkta kalıyor.
Şimdi insanın neden ağzı açıkta kalırmış hayret ettiğinde? Beyin anlamakta güçlük çektiği için daha fazla oksijen almak için otomatik olarak insan... Tabii buna baktım, neden hayret... Mesela bunu okumuştum, neden insan bir şeye hayret ettiğinde ağzı açılırmış diye, daha fazla oksijen beyine gitsin diye. Hayatım, bu anlatılanlar normal mi? Ya Nigar abla, onlar benim kendi o kişiler aramdaki olan mesela. Hayır, ama ben şimdi borç alışverişi... Hayır ama bak, buraya sen geldiğinden beri herkes ne dedi? Senin bütün akrabaların, köy arkadaşlarınız, komşularınız. Burhan'ın başına bir şey gelmez. Burhan kendi halinde sessiz, sakin çalışır, alır parasını kenara koyar dedi. Fatma sen de biraz, evet, dahil ol yani. Evet. Bu çocuğun dediler hiçbir şeyle ilgisi yoktur. Öyle kız için falan da bir yere gidecek bir çocuk değil. Öyle bir durumu da yok. Çocuk evet alıyor parasını biriktiriyor. Herkes onu söylüyor. Alır parasını biriktirir. Fakat abisi bundan tam farklı bir karakterdir. Ve abisinin borçlarını Burhan öder. Şimdi sen artık... Ya ben bir kere aldım. Onun için ben karşıma hiçbir şekilde para almadım. Peki senin aldığın para bunun için aldığın para mıydı? Ya yurt parası vardı. Bazı şeyler vardı. Onlar hayır da sen şimdi bir 22.500 lira kredi çekmiş dedin ya. O parayı senin için mi çekmişti? Ya o zamanlar ben kredi kartlarım birden fazla olduğu için ben değişik kartlardan çektim. Hani o parayı çektim. Bir dakika çektim. Sen bir dedin ki bana dedin kardeşim bir 15 bin lira verdi dedin. Ha, bak, o bir yıl, o, evet, tamam, bir yıl önceki. Bak, sonrasında geldim buraya dedin ki benim kardeşim 22.500 lira kredi çekmiş. Evet. Birikmiş paraları da var. Ek hesabından da çekmiş. 45 bin lirayla kayboldu dedin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama şimdi anlıyorum ki bu marketçinin arayanı, o 22.500 lira senin marketçi paranın ödenme parası. Çünkü ona denk geliyor. Nigar abla ben zaten, hayır o zaten ödendi bitti. Biz sadece ben karşına aldım 15 bin lira. Ben o mesele... 15 bin lira önceki mesele. Hayır bu işte bu... Marketin ha? Parasını kim ödedi? Markete gidip de parayı sayıp da senete alan kim? Burhan. Ya ama tamam da... Burhan da kim? Markete 25 bin lira mı ne bir para ödemiş. İşte 22.500 lira çekmiş. Ek hesabından da çekmiş, 25 bin lira da oraya vermiş. Müge abla benim 15 bin, ben kendim verdim zaten. Ben kendim verdim, o 15 bin lira. Ondan ama ben... 15 bin lira değil ki, 25 bin liraymış borcunuz. Tamam da benim aldım 15 bin lira diyorum kardeşimden, borç olarak aldım. Onu onun ama daha yok. Önce aldın diye anlatmadın mı sen bu 22 bin... Hayır, ben 22 bin lirayı ben kaybolduktan sonra bankadan öğreniyorum. Tamam, o 22 bin lirayı ne zaman çekmiş? Ayın 22'sine çekmiş. He? Ayın 22 Kasım'ına çekmiş. 22 Kasım'da çekmiş. Hani kaybımızdan bir hafta önce. Onu kime verdi? Hayır ben çekmedim onu. Kendi çekmiş para, yani. O zaten. O yok olan para diyorsun evet. Sen. Evet. Onun bizim haberimiz yok. Onu çekti. Onu da senin bir borçluğun için çekmiş olabilir yani. Ben hayır ben şey yapmıyorum yani. Onu kabul etmiyorum yani. Hatta ben ararken bankaya gittik. Dedik ki yani sor. Hani karşımda hani buradan hani şeyini sordum. Bankacı dedi ki dur dedi. Hani müdür hanım peki gelsin. Sana kardeşin 15 bin lirayı verdi. Sen 10 bin lira nereden buldun marketi ödemek için? Ya kartlardan kullandım işte. Kartların bitti dedik ya artık kartlar bitti. Kartlar ödemeye hayır. Girdi mi kartlar biter. Arkadaşlarından alıyorum borçlar oradan aldım onu şey yap. Ama ben böyle hani sen onu ben oradan kapattım. Arkadaşlarından aldın. Evet. Otelde yani kimseye borcun yoktu hayır, senin. Otelde, ama otelde sen ödedim yine ben bu borcu. Yine hayatım ödedim. Oteldeki maaşın ne kadar? Ben geçen 2000 lira kusur para alıyordum otelde. 2000 liranın üzerinde para alıyorsun. Evet. 2000 liranın üzerinde para alan evli 3 çocuk babası ama adam. Ama eşim de çalışıyordun o zamanlar iki, hani dekleştirip veriyordum yani. Eşin de 2000 lira alsa ne olur? Ne olacak? Bu senin ya, harcama ama tamam da, şeklinde hiç kimseye yani para etmez. Bir şey değil hiçbirimizin yani. Ama tamam da ben şu anda onu buna. Bir yıl önceki almışım. Ben şimdi 22 aslında bir yerden çekmiş oldum paran. Haberim yok zaten. Haberim ya, bir yok yıl önce aldım, bir yıl önce aldım dediğim biz de zaten bir yıl önceki kaybı konuşuyoruz. Yani sen hep bir yıl önce diyorsun ama, ya Burhan'ın da kaybının üzerinden bir yıl geçti zaten. Aynı dönem. Ama kardeşim 22 Kasım'da çekiyor parayı. Ben ona haberim yok diyorum ben. Ben sadece İşte onu da şimdi sen söylüyorsun ama diğer yani. Söylediklerin gibi mi acaba? Onu da ben de ben de onu bilemiyorum yani. Biz... Az önce patronuna yalancı dedin. Patronun doğru söylediği senin yalancı olduğun ortaya çıktı. Hayır biz önce onlarla konuşuyoruz bunu. Ben çünkü onlardan bilgi almasam ben bunu söylemem burada. Patronunun söyledikleri tamamen şimdi, doğruymuş. Abla, niye ona yalan söylüyor dedin o zaman? Müge abla şimdi ben diyelim ki biz... Yani bir şey yapacak oluyoruz. İkimiz konuşuyoruz bunu. Aramızda konuşuyoruz. Ondan sonra diyor ki bak bana Mahmut diyor ben işte şu kadar yemeğe veririm. Şu kadar şu veririm. Bana bunu söylüyor. Ben de onun üzerinde kendi sayfamdan internetten ondan yayınlıyorum. Ondan bahsetmiyorum. Burhan'ın patronunun bütün söyledikleri doğru çıkmadı mı marketle ilgili?
Ya tamam. O... Niye o zaman öyle diyorsun? Hayır dedin adama, yalan söyledin. Ama hayır, oraya geldi diye anladım ben ilk önce. Buraya geldi de al. Kardeşim Fethiye geldi yani. Yani o oraya gitmedi de ötekisi ayağıyla gitti, o mu yani? Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Ara verelim buraya... de söylersin. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Bu arada güzel çiçeklerimiz için teşekkür ediyorum Sayın Emine Aydın'a. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimizden. Üstelik Almanya'dan Gülay ve Turan Aksu. Yine hem güzel çiçekler getirmişler hem de bir akülü sandalye ve kırtasiye malzemesi. Ve hoş geldiniz. Merhum Abdullah Çakrak. Dedeleri ayrını. Ay ne güzel. Allah herkese böyle torunlar nasip etsin. Allah rahmet eylesin dedenize de. Çok teşekkür ediyorum. Onları da sonra programın sonunda söylemeye fırsat olmuyor. Utanıyorum söyleyemediğim için. Allah'ın daha çiçeklerimiz hiç bitmedi sayenizde, ne güzel. Stüdyomuzun güzel tarafları onlar. Evet. Peki Mahmut'cum. Şimdi sen diyorsun ki ben kardeşimi aramaya geldim. Bununla ne alakası var diyorsun ya. Ben sana ne alakası olduğunu söyleyeyim mi? Şimdi senin kardeşin, sen buraya ilk geldiğine bak, biz konuya böyle başlamadık. Ben seni tanımam. Değil mi? Bizim seninle önceden bir tanışmışlığımız yok. Hayır, yok. Sana bir husumetim yok. Yok. Sana kötü bir şey söylediğimi de düşünmüyorum. Hayır. Burhan'ı da tanımam. İnşallah hayattadır da çıkar gelir diye şey yap. Yani dün işte Almanyalı amcamızı aradık. Almancı amcamızı Allah'a şükür bulduk. Mühendis kardeşimizi aradık. Bulduk yani şurada bir haftadır değil mi? Kaç kişiyi bulduk. Hiç bilinmedik ablasını bulduk. Getirdik. Keşke Burhan'la ilgili de böyle bir şey olsa. Yani kayıp olarak arayalım, bulalım. Sen de buradasın. Yani dışarıda da evet. İnsanlar sağ olsunlar bekliyorlar. Bir konu gidince onlar da sıralarını bekliyorlar. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Bulalım geçelim, aman gözünüz aydın. Ama şimdi bak Burhan'la ilgili bir yıl olmuş, çocuktan haber yok. Artık şimdi kayıp olarak bile aramak bence anlamsız. Çünkü bulurdu onu Müdür da abla, izleyicilerimiz. Ben şunu diyeceğim burada sadece, şunu konuşacağım unutmadan. Hayır bak sen evet. Lafını unutma. Şimdi... Burhan parasıyla beraber ortadan kaybolduğuna göre Burhan da o parasıyla bütün arkadaşlarına hep arazi alacağım, toprak alacağım, bahçe alacağım evet. Dediğine göre pek böyle bu senin ilk gün gelip anlattığında evlilik vaadiyle kandırılmış meselesini de sen çıkartmışsın ortaya. Nereden çıkarttın? Önünü kesen adamdan dolayı çıkarttın. Evet. Ben de diyorum ki kimsenin önünü kesip de bir insan suçunu itiraf etmez. Çünkü bilemez ne yaşayacağını. Yani sokak ortasında ne yaşayacağını bilemezsin. Kendi ayağınla gelme. Kendi ayağınla gelip de polis beni yakalasın diyemezsin. Ve sana yine söylüyorum. Sen kardeşinin başına bir şey getirdin demiyorum. Ama diyorum ki sana bu anlatılanı sen bir yerden bir başkasından duydun ki böyle anlattın, yolumu kestiler falan diye. Gel yol yakınken bunu söyle dedim ben sana. İki gün önce de stüdyonun arkasında söyledim. Abla olsan söylerim yani. Niye saklayayım? Burada söylerim. Ama bütün gariplikler yani. De hep senin başına mı geliyor yani? Ben bundan sonra hiçbir şey kabul etmiyorum. Zaten süreçlerimiz hani anlatılan var, sürüyor. Onu avukatım bilir. Artı bir de bu şahsın dediğine de katılmıyorum. Çünkü aramızda alacak verecek bizim o sadece kendi aramızda. Onun zaten mahkeme süreci var. Yani bir peki, de şunu bak, diyeceğim. Söyle bak öteki dava ile ilgili de senin haberin yok ya. Öteki davada iddia edilen şuymuş seninle ilgili. Sen demişsin ki, dur şeyi var, diyor ki, benim diyor, yani bu sana bu davayı açan da rahmetli olmuş. Evet. Sen onun kredi kartınla, demişsin ki sen ona, sen bu kredi kartının kart paralarını geri alabiliriz bankadan. Aidatlarını. Hani bir ara öyle bir şeyler çıkmıştı evet, ya. Ay bunların evet. Da çıkmaması lazım herhalde yani daha büyük problemlere yol açıyor. Ben senin bu aidat borcunu geri alabilirim. Sende çok kredi kartın var ya herhalde o yüzden. Sen bana kredi kartı bilgilerini ver ben sana bankadan iade ettireyim demişsin. Ben karşı tarafın iddiasını söylüyorum. Ben bunun üzerine ona kredi kartı bilgilerimi verdim. Daha sonra diyor
Maaşım çekemedim ben. Bir baktım ki benim o kredi kartına ödeme yapılmış ve maaşım tamamen o kredi kartına gitmiş. O borçlara gitmiş. Bunun üzerine baktım kızı adına işte bilmem ne turizme 25 lira tutarında bir harcama yapılmış. İzmir yine bildik bir otobüs firmasına. Bunun üzerine mahkeme gidiyor, otobüs firmasından öğreniyor. Diyor ki bu bilet kimin adına alındı? Senin kızının adına alındı ortaya evet. çıkıyor. Ve diyor ki işte 1000 lira, sonra 850 lira, bir daha bir 1000 lira, 2850 lira para çekilmiş. Diğer çekilen de 25 lira olduğu için mahkemede demiş ki evet bu kendi kızına da bundan aldığına göre demek ki bütün paraları da bu çekti ve seni... cezalandırmana karar verilmiş. Bir yıl 6 ay hapis ve 2 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırmalı. Önce sanırım 3 yıl ceza verilmiş, sonra indirilmiş, sonra adli para cezasına çarptırılmış. Sen bunların için hepsine cezaya çarptırılmışsın, haberin yok. Bak sana vereyim. Ama şu var, ben o dünkü beyefendi diyor ki buraya bağlanan 1750 ama ne de harcam. Öyle bir şey yok. Bu sadece güvenlik kamera kayıtlarını ama o zaman ben öğrendiğim kadarıyla 1.70 boyanı. Benim boyum 1.60. Hani. Yok bu... Bu parayı sen mi çektin kullandın? Ben çekmedim. Ben sadece kim kullandı? 25 TL'sini benim kız için internet üzerinden alışveriş hani şey... Hani o bilet için yapıldı yani ama... Kimin kartıyla? O amcanın kartıyla ama kendi dahi, kendi var. Yani ben kendi attı yapma Mahmut şeyim yok. Mahmut diyor ki kendisi rızasıyla çekti. O kişi de diyor ki ben ona bilet de almadım. Üstelik kredi kartı bilgilerimi de ona benim aidat bankalar biliyorsunuz hani bir para yatırıyorsun ya sonradan bir yasa çıktı. Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ben de haberlerde izledim şimdi. Aidatlar şey yapmayayım. Falan. Banka kart için kart aidatını aslında geri alabilirsiniz bankalardan. Kredi kartı için verdiğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz diye ben haberlerde izledim. Evet, çıktı evet. çıkmadı bilmiyorum. Bana diyor öyle bir şeyden dolayı geldi benden bilgilerimi aldı. Tamam. Ben ona bilgilerimi verdim. Sonra ay başına gittim maaşımı almak için. Bir baktım ki hiç maaş peki, yok bankada. Peki bilgilerin ise şifresini alan, şifresiz para çekilmez. Şifreyi de almışsın demek. Hayır ben hiçbir şey almadım bunu. Şimdi de hepsi de bunun ATM'ne çekilme yani. Öyle harcama falan yok. İşte o da gittiğinde belli bir sonra mahkeme araştırma yapıyor. Belli bir rakama kadar şifresiz de kredi kartından ödeme yapılıyor. Belli bir rakama kadar. Çok yüksek rakam olmamak kaydıyla. Basit bir... Çay içtin, kahve içtin, 25 lira, 30 lira, 100 lira. Bunlar bankadaki şeyden yok. Çekilmiş. Bankamatiklerden çekilen. Bankamatiklerden çekilmiş. Fakat o kişi ayırt edilebilecek kamera görüntüsü yokmuş. Hmm. O nedenle ondan değil. Fakat mahkeme demiş ki madem o 25 lirayı da kendi kızı için bilet alındı. Kızına. O zaman demek ki kredi kartını o kullanmış. O bana yani o şekilde bana yüklenildi şu anda. Hani evet, o bak kızı da konuştu. Zaten mahkeme o kişinin mahkeme kızı, etmiş. Rahmetli'nin kızı konuştu. Babam Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlaçlama Bölümü'nde çalışıyordu. Banka kartı vardı. Her ay düzenli maaşını çekiyorduk. Mart 2016'da babam bankaya gidiyor. Maaşının olmadığını gözüküyor. Babama diyorlar ki borç var. 3 kez farklı günlerde toplamda 2850 lira bilgisi ve rızası olmadan çekilmiş. Maaşın hepsini borca gitmiş oluyor. Daha önceden Mahmut babamdan banka ve kredi kartı bilgilerini almış. Babam da bunun üzerine ondan şüphe etti. Karakola gidecekti babamgil. O zaman babama dedi ki karakola gitme. Davayı kapat ve 500-500 lira parayı ödeyeyim dedi. Demek ki parayı çekmiş ki hani ödemek istedi. Babam mahkemeye geri çekmem diyor. Şikayetçi olduk. Mahmut'a dava açtık. Mahkemem 3 kez görüldü. Avukatı geldi. Mahmut Aykurt gelmedi üçünde de. 5 Nisan 2016 tarihinde Mahmut Aykurt 25 TL tutarını kızına otobüs bileti almış. Bu ortaya çıktı. Biz de o yüzden Mahmut'un olduğunu şüphelendik. Mahkemede Mahmut'u şu suçlu buldu. Hatta bu da karar 22-11-2018 tarihinde bitmiş bulunuyor. Hapis cezası verildi. Ceza para cezasına çevrildi. Mahallenin emekli olduğu için de parasına el konulamadı. Bu nedenle faiziyle birlikte. 5500 liralık borcu kendimize ödedik. Çok mağdur olduk. Biz bu parayı Mahmut'tan geri almak istiyoruz. Mahmut'un bizim konumuzu doğru anlattığına inanmıyorum. Daha mahkemenin sonuçlanıp sonuçlanmadığını bile bilmiyor. İzlerken ben sinirden oturdum ağladım. İftira diyor ama iftira değil yani. Bir nevi sıyrılmak istiyor diyeyim artık.
Yani mağlup kız ağladı, oldu. Aldı annesini de evet, getirdi. Evet. Bak o da geldi dedi ki yüzümüze baka baka söylesin dedi. Sen Mahmut, mağlulenmemekli oldun. Konuşmalarına öyle bir şey anladım ben. Mağlul, evet. Askerden dolayı. Mağlulenemeklisin evet, evet, yani. Evet. Ne mağluliyeti, ne mağlulü? Asker yanlış amanet yapılmadan... Şey, Allah he? Allah. Ne oldu? Amanet yapıldım. He. Amanet oldum. Amanetten dolayı yanlış olmasından ve hani rapor verdi onun üzerinde. Hoş ne geldiniz. Ne ameliyat oldu? Belimden. Hoş geldiniz benim. Belimden amanet oldum yani. Mağlul olacak yani. Bir haliniz araba yok. Araba kullanıyorsun. Yok. Hayır onda yok şu anda şey olarak yani. Yani geçmiş asker, senin yani evet, mağlulliğin. Evet, evet geçmiş yani. Sonra dedin mi ben iyileştim diye yoksa hala mağlulliğin demek zaten şu an raporlu halinde. Aynı devam ediyor şu anda. Ha, neyin kontrol... var? Belinde mi? Neyin var? Şu an belimde raporlu ilaçlarım var. Onları kullanıyorum şu anda. Hayır belinde ne oldu? Amanet oldum yani. Yanlış amanetten dolayı sakat bırakıldım. Ne ameliyatı oldu? Sen sakat oldu. Mısın şu anda? Bir sakatlığın mı var? İlaçlarına kullanmasam yürüyemiyorum yani. Onun şeye sayesinde. O halde araba kullanıyorsun sen bir de. Evet. O kadar kişi arabaya bindiriyorsun. Ama işte ilaçlarına... Yani eğer senin ayağın tutmuyorsa nasıl basacaksın gaza frene? Hayır, ama benim sorum hani şeyin yargılığında belinde yani. Tamam bel de ayakları etkiliyor. Ya onunla ilgili şu anda hani tabii kontrolüm devam ediyor halen şu anda. Ya ben şunu Mahmut... anlamıyorum ya. Devlet ha? Seni mağlulen emekli yapıyor. Böyle bir şey yok ya. Peki ehliyetini elinden almıyor mu? Senin ayakların tutmuyor diye devlet seni mağlulen emekli yapıyor. Evet. Yanlış ameliyat yaptın diyor. Ayaklarında problem var diyor. Evet. Sonra aynı devlet senin ehliyetini almıyor mu? Sen o ehliyetinle gidip 40 kişiyi arabana mı bindiriyorsun? Ama rahatsızlığının olayı... O raporların var yani elimde. Tamam şimdi rahatsızsan rahatsızsın. O evet. Emekli oldun evde yatıp o paranı yersin. Ama sen yani o kadar kişinin de hayatını ayakla kullanılan bir vasıtayla alıp götürüp getiriyorsun onları. Ben anlayamıyorum evet. Bazı şeyleri de gerçekten yani hakikaten. Bu mahallenin emekliliği de bence hayır, üzerinde şöyle, durulması özür, gereken özürlü bir şey. Şeyinden oldum yani özürlü. Mahalle özürlü şeyinden. Çünkü... Şey var, rahatsızlığından belli şeyleri var yani. Mağlul ve özürlü. Tamam şeyinde. O mağlullük işte nereye etkiliyor diyorum ben seni. Vücudum buradan yukarı mı etkiliyor şu an komple? Şimdi aşağıdaydı yukarı ben... çıktı. Hayır şöyle ayakların çok fazla ağrı hani inse de yukarıya mı etkiliyor? Ne yapıyor İlaçların... yukarıya Mahmut? Ve, hocam hekim, ben hekimim. Evet. Hani söylediğin şeyi... Antiyodan... Kondit diye bir şey teşhis koyuyor sonra ayetten. Heh. Onun üzerinden şimdi ben o neymiş? O ilaçları kullanmadığın zaman ben kalkamıyorum. Omurilik rahatsızlığı. Omuriliğinde evet. Bir şu an vertebra yani. Tamam. O da ayakları da etkiler. Omurilik değil, omurga. Omurgayı komple ben yanlış şey kullandım önce. Evet. Omurga. Kemik yapıda evet. Sıkıntı. Yani bu mağlulen emekliliği gerektiren bir konu mudur? İleri düzeylerinde olabilir. Yani ona beden hareketlerini, yani. Fonksiyonlarını etkileyebilecek bir... Hangi hareketlerini etkilerse... Yürüyüşü hareketleriyle... Ben ankylozan spondilit olduğunu da düşünmüyorum. Ankara Katı Hastanesi koydu, İlhan Hastanesi koydu. Tamam, başlangıcı olabilir ama mahallen emekliliği gerektirebilecek bir durumda ağırlıkta olduğunu hiç düşünmüyorum. En azından bugün gördüğümüz kadarıyla değil. Bu tablo şu anda değil. Araba kullanıyor ya, servis şoförü yapıyor. Konuşması, evet. Hareketleri, yürümesi, yani. Her şeyi senden benden daha düzgün. 12 tane hap atıyorum yani günlük. 13 hap atman, emekli olduğunu olmadığın anlamına işte, gelmez. Evet, işte o... Ne kadar emeklilikte önemli olan bir konu var, iş yapamazlık hali. Çalışamazlık halinin belli bir oranları var. Evet. Belli bir %80, %90 gibi. Yani mağlulen emekliliğin anlamı derece. Bir daha çalışamayacak diye değil miydi? Çalışamayacak evet, olması evet. Dolayısıyla verilir tamam, zaten. Tamam o mağlulen emeklilik de omurgayla ilgili bir şeyse, yani omurgayla kullanılan aracı nasıl o zaman kullanıyordun? Ben yanlış bir şey mi soruyorum doğru acaba? Doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani çok içimden geçeni doğru söylüyorum. Ben şey doktor değilim de. Doğru söylüyorsunuz. Beden hareket fonksiyonlarının... Bakın anlaşılamadığı için sordum olur. Ben. Yani konuşmalar arasında laf arasında geçti ve merak ettim. Görünür bir tarafı yok. Kaç senedir emeklisin? Askerden yok. Beri emeklisin. Yok asker daha kaç? Daha 5 sene falan oldu. 4-5 sene. Askere 4-5 sene önce mi gittin? Yok ilk askere kaçta gittim? 96'ydı ama rahatsızlığım bugüne kadar daha da ağırlaştı yani. Çünkü tedavi süreci... Hayır sen şimdi 96 yılında askere gittin. Evet. Orada mı askerdeyken mi ameliyat oldun? Askerdeyken oldum ve ondan sonra süreç düzelemedim. Üzerine gibi tekrar gil git gel yaptım. En sonunda katı hastanesi
Tam teşebbülü rapor çıkardı yani Gülhan Asker. Yani ne askerliği zaman? Tam mı yaptın yoksa? Yok yapmadım, askerliği yapamadım. Raporla evet, askerliğini şey yapıyor. Ya askerliğe elverişsiz olmakla evet, evet. Mahalle emeklilik arasında bir fark var. Hayır yani. Askerdeyken ameliyat oluyorsun evet, sen. Askerdeyken oluyor. Askerdeyken ameliyat oluyor, yanlış ameliyat olmuşum diye beni mahalleden emekli ettiler. 96 yılında bir alakası yok. Ameliyat olmaz ki. Hayır onun da hiçbir işte alakası yok. Ona göre bir şey, maddi şeyi var onu yaptım. O zaman 96 yılında mı yaptın askerliğini? 95'te gittim 90... Yani tam yapamadım yani 4 ayım ne vardı? 8-9 ayda git şey oldum yani. 4 ay askerlik yaptın. O zaman o saatten sonra da seni emekli etle. Kaç yıldır hayır, emekli maaşı? Hayır o saat yapma ben daha yeni oldum emekli. Ne zaman? Daha 5 sene falan oldu yani. Var 5, 6, yok 2012. Daha 4-5 sene oldu yani. Mahmut lütfen bir yürür asker lütfen. Bitmiş de nasıl mahallen emekli oldun sen? Ama rahatsızım şu an devam ediyor şu anda benim. Mahmut biraz yürür müsün? Özür dilerim Müge Hanımcığım. Biraz yürür müsün? Yok gayet güzel geliyordu demin de buraya daha koştura koştura geliyorsunuz hayır, şöyle, vallahi demin. Oturduğum anda bile kalkamıyorum bir de o var yani. Hani oturduğum anda kalkamıyorum yakında bir de o vallahi var yani. Maşallah gayet güzel kalktın Mahmut Bey. Hayır araba kullanıyor. Evet. Hayır iyi ol zaten yani ben senin iyi olmanı isterim de evet. Şimdi hem mahallen emekli olup bir omurga rahatsızlığından dolayı nasıl servis omurgan şoför? Var başka bir de psikiyatri şeyler de var yani öyle şeyler de var. Ha. En son doktor o hafta öyle yaptı. Psikiyatrik şeyleri olanın da öyle hiç zaten hani servis şoförü olarak çalışması onu değil da mi hocam? Onu da daha iki ay önce falan doktorum hani bir hafta yazdım hani işin yazdı bilmiyorum. Baltayı taşa çarptı. Yok. Evet. Yani, bu hiç hayır, olmadı yani. Hayır, hayır şöyle bir şey var. Bir hafta yazdım ben dedim neyle ilgili sen de uykun ne psikiyatri şeyin varsa dedi düzelir dedi bana hani. Onun için. Bu ama belli bir oranda mağduriyet raporu alanlar. Hayır şeyi devlet düşünüyorum. Pardon biliyorum. Nasıl ehliyetini geri almıyor o zaman yani? Devlet bedava araba veriyor ucuz tarifeyle. O sen öyle bir şeye de müracaat ettin mi? Yok yapmadım ben öyle bir şeye. Yok öyle bir şey yapmadın yani. Yok. Peki yok yani. Acaba yoksa hayır, bir hayır belki eğer böyle bir uygulama olması lazım diye düşünüyorum. Hani ne bileyim mesela benim ehliyetim bile gözlüklü. Hoş benim aslında hiç gözlük şey ben kendim söylediğim için gözlükle yapıyorum. Çünkü ben çocukluğumdan beri göz doktoruna gittiğim için zaten ezberliyorum. Bende fotoğraf hafızası olduğu için. Hani orada ne yazdığını ezberliyorum. Aslında ne görsem de görmesem de söyleyebilirim harfleri. Ama yalan olmasın diye zaten gözlükle kullanıyorum yani. Hani ehliyette bile öyle yazıyor. Nasıl şimdi böyle mahallen emekli ettiğin birinin ehliyetini almıyorsun? Bir de mahallen emeklileri haciz gelemiyor emekli maaşlarına. İşte Özge siz de galiba böyle bir şey yaşadınız. Evet. Sanıyor musun sen Özge ile annesine? Ben bir iki kere gittim babası hani şey amcası hakkında bir iki defa gittim yani. Şimdi Özge diyor ki yani biz diyor parayı da alamadığımız için Mahmut Bey'den o parayı da faiziyle beraber ödedik. 5,5 milyon lira para ödedik ve bu bizi madden manen ben rahatsız ben onların diyor. Parasını almadım harcamadım öyle bir şey yok. Çünkü canlı yana bağlanan şahıs üzerine geliyor bunlar. Ben inanmıyorum bu şekilde. Ama 25 TL... Dava hani kapandı ama 20, dava. 25 TL hani internet üzerinden yapıldığı için benim üzerime yüklenildi yani. Ben inanmıyorum o şekilde. Ben kabul etmiyorum yani bunu. Etmiyorum çünkü ben onu harcamadım. Peki mahkeme kararı nasıl buluyorsun? Ben şu anda varınca onun avukatını görüşeceğim. Ben şu anda bilmiyorum yani. Bak ben şimdi burada öğreniyorum. Müge Hanım okudu işte. Tamam ben şimdi varınca onun avukatını görüşeceğim yani. Ona göre şey yapacağım. Karar kesinleşmiş zaten. Şimdi onu da şu şekilde 25'li internet üzerinden benim hani var ya alalım. Evet. Onun üzerine bana gelin. Şu an bunu bana yüklemiş oluyor. Ama ben böyle bir şey harcamadan yapmadım. Tamam da kardeşim. Nihayet mahkemenin hakimi tecrübesiyle, bilgisiyle, inisiyatifiyle tetkik etmiş. 25 lirayı senin kızın adına kesinin bilet olduğunda tartışma yok. Onun yanında ona emsal teşkil edecek. İşte onu... Birkaç daha olay var. Demiş ki bu adam bu numaraları tespit edip kızına bilet olduğuna göre devamı da onunla ilgilidir. O zaman sen eğer sana ait değilse ağır ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evet, itiraz edilmediği takdirde 22.11.2018 bir yıl önce işte. Bir önce. 7 gün zarfında itiraz ettin mi bir üst mahkemeye? Ya işte onu avukatım ilgileniyor şu an. Avukatım biliyor ben bilmiyorum yani. Işte, evet Özgeciğim seni dinliyorum. Avukat bize itiraz gibi bir şey hiçbir şey gelmedi. Bize sadece bu kağıt geldi. Zaten aradan
bir ay falan geçip hoş olması lazım. Ondan sonra geldi bize bu kat. Ondan zaten davanın annemgil dedi zaten kapandı diye. Ben o sırada okuldaydım, okuyordum. Hani gitmemiştim ben. Ama annemgil gitmişti. O yüzden hani tekrardan ben de okudum hani. Hani bilmediğim için tekrardan bir gözden geçirdim, okudum. Baktım. Hani suçlu oranı yok. Hani hapis atılma gibi bir durum da yok. Mahallinden emekli olduğu için hiçbir şey yok yani. Ne para ödeme geri var, hiçbir şey yok. Ya ben almadım. Ben sadece zaten onu da ödedim onu. Şey ama ben hani bu harcamadığım parayı ben nasıl ödeyeceğim ki? Ben çünkü onu harcamadım. Ben almadım. Almadım. Buyurun. Alsam söylerim ben. Madem para çekildiği günü neden geldin yaşımın arkasından 10 dakika sonra? Hayır ama dedi arkadaş böyle Mehmet amca başına bir iş var. Biz gitti ama biz o olayı bilmiyoruz zaten. O olay ne zaman çıktı? Benim hani şeyime bilet alındığı için, çocuğumun bilet alındığı için oradan benim üzerime geliniyor. Madem öyleydi neden şey yaptın? Beni de mahkemeye verme. Onlar yalan, onlar düz yalan. Yalan. Değil. Hayır yalan, hiç yalan. Yalan değil. Hayır öyle hiç şey yalan yok. Değil. Hayır hepsi yalan bunlar. Hiç yalan değil. Hepsi yalan bunlar. Ben kendim yaşadığım için biliyorum hayır, bunu. 20, hayır hayır. Şu an düz müze yalan. Ben sadece tamam çocuğum için alındı ama internet üzerinden alındı. Onu da beni çekmiş gibi yapıldı bu olay. Benim böyle asla bir şeyim yok yani. Sen çekmeseydin o parayı seni çekmiş gibi olmazdı. Hayır. Şey, önünden 25 TL benim çocuğum için alındığı için benim üzerime gelindi yani. Sen bunu da sen almışsın da denildi yani. ATM'deki çıkan resimde de hayır, hayır. Bizim hiç hayır deme sözümü kesme. Bizim oraya geldiğin kıyafet vardı, aynı kaskın vardı, aynı... O zaman niye itirazınızı yapmadınız, yapsaydınız? Yaptım. O zaman yapsa ben... Hayır, ben kesinlikle öyle bir şey almadım. Sen çünkü... mahkemeye geldin mi? Ben çünkü avukatım var mahkemede. Ben... Avukatım varsa, avukatı sana bilgi vermediyse ben bu işi bilmiyordur demektir. Ben şimdi gidince öğreneceğim. Ben şu anda bir şey... Hani, demek ki bir şey sormamışsın. Ya ben şu an avukatımı gidince öğreneceğim her şeyimi. Ben şu anda... Ben sizin amcanın peki, parasını çekmedim. Ben almadım sana yani. Bir şey soracağım. Sen yani bu kadar borcun, harcın, davanın üstesinden nasıl gelmeyi planlıyorsun? Yani abi, geleceğe dair planın nedir? Abi şu anda ödeyemiyorum yani. Yok hiç bir şu anda bir şey düşünemiyorum yani konu hakkında. Hayır, ödeyemiyorsan mesela bak ağlama Özge'cim ya canım benim ya. Bir de babaları da vefat etmiş yani bu arada. Sen bizim oraya gelip kahvemizi içtin, çayımızı içtik. Bir de eşime dedin ki gel arkadaş hamama gidelim ben seni götüren demişsin. Niye dedim öyle madem? Öyle bir şey yok bak. Bunların hiç demedim şu anda... deme. Hayır. Ben ne yaşam... Ne yalan? Hayır öyle bir şey demedim ben. Ben kendi ayarımdaki kişilerle gideyim. Ben yaşlı başlayayım. Niye gideyim ki? Böyle bir şey söylemedim ben. Gitmedin. Hayır. Yalan. Ben... Ağlama kuzum. Ben kabul etmiyorum bu suçlamaları. Asla kabul etmiyorum. O 25 lira yanında çekil... ablam vardı. Ben de vardım babamın yanında. Diye, hamama anda... gidelim dedi. Dedi. Siz şu anda babam bana iftira atmaya kalkmayınız yani. Hiç iftira atmıyorum. Müge Hanım yani atıyorsun. Babam gitmeyeceğim. Neyse bu ne yani? Bu bir dakika bir arada konuşmayın da bir ben de ben değil dinlerim. Hamamda ne oluyor yani? Ya hamama götürmek istedi babamı. Ne için? Ne için olduğu belli değil. Bir hafta önce. Bu, ama bu ya maaşı ben niçin hamama götüreyim ya? 70 yaşından adam, 60 yaşından adamı... Ne için götürüyor? Davet ettin sen hamama? Yapmadım baba. Ki. He? Şu an iftira bunlar, hepsi iftira. O da iftira. Ya. Hayır bu hamam için iftira. Sen ben her kab- şeyi iftira de, başka hiçbir şu şey deme. Şu anda 25 lirayı ben harcanılır diye onun üzerine geliniyor şu anda. Böyle bir şey asla kabul etmiyorum yani. Böyle bir şey yok. Bak bir şey söyleyeyim mi Mahmut'cum? Elbette ki insanın başına böyle talihsiz bir olay gelebilir. Hani o kredi, o biletten dolayı böyle de olmuş olabilir ama... şimdi bir değil, iki değil... Anlatabiliyor muyum? Ya, şimdi insanın da adı bir kere çıkmaya görsün. Kendi aramdaki şu, o mevzu. O, şu anda... Yani, ama şu anda senin ama marketten yani. Yaptığın da alacak verecek değil ki. Senin marketten yaptığının da adı hırsızlık. Ya onu koyabilirler. He? Ama ben şöyle ben alacağıma şeyi yaptım yani. Ne? Ben yapmadım demiyorum. Ne yaptı? Ben size az önce söyledim yani söyleyeceklerim okudum. Ama iyi de onlar da güvenlik kamerasından çıkınca bulmuşlar. Güvenlik kamerası olmasa onu da bulamayacaklardı. Az buz diye ki 22 bin lira mı dedi ne kadardı o kadarlık alkol dedi. Ve sonra bir bakıyoruz oradan gece kulübü oradan bilmem ne. Yani ya, hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Önce, ben şu an gitmiyorum şu an ben şu an bir yere gitmiyorum. Ben çok, şu an paran geçen hafta küçük çekmecedeki yere. Onu şöyle otelde durur sen dedim ki hani bakayım mesela herkes hani şey onu sordum Mahmut'cum sadece. Mahmut'cum bak hani bir gidip bak dışarıda yemek
insanların, normal kazanç sahibi olan insanların bile dışarıda yemek yemek aslında yapılabilecek bir şeydir. Yani kendi bütçene göre kuru fasulyeciye gidersin, köfteciye gidersin, balık yemeye gidersin. Tamam. İşin içine alkol girdi mi, o mesela hesap 50 lira gelecekse 250 liraya çıkar. Ya Müge abla. Senin bahsettiğin yerlerdeki hesaplar da öyle. Yoksa sen şimdi aldın çoluğun çocuğunu götürdün dönerciye, normal karı koca çalışıyorsan gidebilirsin. Ama işin içine alkollü yer girdi mi, alkol... Kaç lira olmuş şimdi, hani isimlerini de galiba onları söyleyemiyoruz. Ben şu anda ben alkolü kullanmıyorum, ben içmiyorum. Ben sadece o gün otelde dururken internet üzerine yazıştım birine. Sen alkollü yere alkol içmiyorsun. Hayır, ben buraya geldim çay içeceğim diyemezsin. Gene onun bir fiyatı varsa ama, senden onu alırlar. Ben gitmiyorum diye ben yalan atmıyorum. Tamam da parasını nasıl ödüyorsun? Zaten 200 bin lira borcum var. Bak bunlar 5 bin lira diyorlar. Hayır, ben para harcamıyorum. Ben işlem... Yani 10 liralık içtiğin zaman o adam seni orada oturtur mu? O adamın da ona göre orada bir programı var, masası var. İçmeyen gider o zaman, onun yerine içen adam gelir. Bizim orada öyle bir şey yok yani. Oturuyorsun, istedim hani bir çünkü ben fazla ya, oturtururlar mı Mahmut ya, Bey? Yani buradakiler ya, çocuk mu zannediyorsun ya? Zamanı geldi, zamanı geldi. Alırlar mı cebinde paran olmazsa bizim, oraya? Bizim mahallemizde, yani bizim Fethiye'de öyle yani. Paran varmış işte yanımda. Bizim Fethiye farklı mı ya? Aynı, burası farklı. Fethiye'si. Ya Fethiye'de bir tane mekanın 10 tane masası olacak. 9 tane masa içecek, atıyorum 500 lira hesap ödeyecek. Sen orada gideceksin. Mahmut'cum geldin yani, yeter ki bizim mekanımızı şereflendirdin. Buyur otur, al sana 10 lira hesap mı diyecekler be kardeşim yahu? Müge abla, ben farklı... Ve istediği ya, zaman bak, oradaki konsümatik salonlara da ikramda bulunacak. Niye? Mahmut geldi bizim buraya şereflendirdi. Ben, o hanımlar masaya geldiği zaman ya, abla, öyle senin gibi gitmiyor. Bir tane içmeyle de getirmezler. Ben bir tane içiyorum. Sen bir tane içersin. Davet ettiğin hanımlar 3 dakikada bir içer görünürler. Bir yudum alırlar, dökerler, bir daha gelsin. Bir yudum alırlar, dökerler, sen farkına varmadan gayet hesap. Hanım izliyor. Hanım izliyor. Sonra bana laf söylüyor. Hayır, duyduklarımı anlatıyorum. Tamam. Yaşadıklarımı değil. Ben de merak ettim. Öyle yapanlar da var, ben de duyuyorum yani. Duymuyorum diye var, öyle yapanlar da var. Tamam, senin yanına birisi oturduğu zaman içmiyor mu? O da mı gazoz içiyor? Ben istemiyorum. Burası ne bilmiyorum. Ben burada hiç daha girmedim buralara. Bilmiyorum ama bizim orada. 30 lira bilmiyorum ama 30 lira dediğin insanların gerçekten çarşı pazar parası. Ya onda her zaman gitmiyoruz Müge abla. Peki bir şey soracağım ben, müsaade ederseniz. 25 bin liralık marketten alınan ve tespit olan içkiler nereye gitti? Sattım. Ben doğru yani sattım diyorum. Peki neden? Bir dakika durun lütfen. Neden böyle bir şey yaptın? Ben senin babanı da gördüm. Yani düzgün de bir aileniz var. İşte Fatma da burada, eşiyle falan da konuştum. Neden? Sen neden çalıştığın yerden işte 20 bin lira neyse o alkolleri aldın da dışarıda satma ihtiyacı hissettin. Neden? Ya o anda öyle gerekti. Bir dakika. Nedeni vardı. Bir neden vardı. Yani bir yere para mı? Ne? Yok, para herhangi öyle şeyim yok. Sadece iş yerinde çalışıyordum. İşte bir süre işte o anda para ihtiyaçtım. Onu yaptık ama... Yani o zaman... paraya ihtiyacın vardı. Bankaya ödemek için mi, birine ödemek için mi? Bir borcunu ödemek için. Vallahi o zaman vardın bir takım. He? O zaman bir takım borçların vardın yani. Bankaya mı, arkadaşlarına mı? Genelde benim bankaya oluyor borcum, arkadaşlara olmuyor yani. Tamam, senin o dönem bankaya mı borcun vardı? Şunu soruyorum. Sen 20 bin liralık alkol aldın. Kaç liraya elden çıkarttın onu? Ya, şu anda geçmiş gün... Hayır, yani ne kadara çıkartılır bilmediğim için soruyorum. Etiketli şeyler aslında. Ama 20 bin liralık şeyi senden 20 bin liraya almazlar değil mi? Onu yarı fiyatına veriyorsun. He? Yarı fiyatına. Yarı fiyatına veriyorsun. Yani sen 20 bin liralık aldın o şişeleri, 10 bin liraya sattın.
Demek ki senin yani bir 10 bin liraya ihtiyacın vardı. Ne için vardı? Ya o anda şu anda aklın aradan bir yıl geçti yani ben şu anda... İnsan anda... unutur mu canım yaptığını? Yani bir suç işlemişsin, onlar sana dava açsalardı buralardan yırtmışsın ama hırsızlıktan içeri girecektin. Oradan asla yırtamazdı. Keşke açsalardı. Yani ne için o 10 bin liraya ihtiyacın var? Bir hatırla. Valla şu anda aklıma gelmiyor Müge abla. O an oldu. Ama bir... demek ki acil bir şeydi. Demek ki seni sıkıştırdılar. Banka ya da dışarıdan birisi. Sıkıştın. Yok şahıs... Şöyle bir şahıs borcum o kadar şey yoktur yani. Aldın o 10 bin lirayı bak. Bankaya mı yatırdın? Şimdi o kartlarından çıkar. Ya çıkar da o an ne yaptı? Yani beni araştırtma lira... yani şimdi. Hayır ben şunu diyeyim. O an ama şu anda ama aradan bir yıl geçti. Şu an ne yaptı? Şu an aklıma gelmedi yani. Gelsin söylerim yani. Niye sen çok mu böyle şeyler yapıyorsun ki aklına gelmesin? Bir dakika. Ya Müge abi aradan bir yıl geçmiş şu an. Ben o zaman ne yaptım? Şu anda nasıl şey yapacağım? Aradan hatta bir yıl, evet bir yıl geçti yani. Tamam bir yıl geçti. Yani senin öyle bir paraya ihtiyacın oldu ki, öyle sıkıştın ki... Yani senin ailende gördük, o aile yapısına uygun olmayacak bir harekette bulundun. Bir suç işledin ki oradan alacağın 10 bin lirayı oraya vermek zorundaydın. Çok ihtiyacın vardı. Yok, büyük ihtimalle bankaya ödeme yapmışımdır. Bak. Hatırlamıyorum. O eve haciz mi gelecekti? Efendim? Eve haciz mi gelecekti? Yok. Ne? Özür dilerim. Buyurun. Mutlaka söyleyeyim. Konuşurken Mahmut... Biz dedi, yarı fiyatına veriyoruz dedi. Yani bu bir seferlik bir hadise değil. Yani burada kameralarda, kayıtlarda var. Çok bu bir seferlik bir acil sıkışıklık hadisesi değil. Ya o anda hani arada bir şu an hani ödeme yaptım şu an ama şahıs falan değil yani. Yine bankalar olması lazım. Yani Mahmutçum sonuç itibariyle sen paraya çok sıkıştığın zaman istemeden de olsa suç işliyorsun. Değil mi? Yok şu anda yani o zaman öyle geldi öyle oldu ama şu anda öyle bir şeyim yok yani. Niye bir yıl içinde senin bankaya borcun bir yılın üzerine faiz koyarsak işte 180 ise 200 olmuştur atıyorum ben bilmiyorum şeyleri yani. Şu an daha da çok. Öyle değil mi? Şu an öyle şu an ödeyemiyorum. Bankalar var, evet. Ama bir şekilde senden o parayı alacaklar yani. Ödeyemiyorum, yok. Bir şekilde evet, alacaklar yani. Ama şu an... De nasıl alacaklar? Şu an ödeme gücüm yok yani. Ve kardeşin demiş ki patronuna, patronu sormuş Burhan'a, sen neden ödüyorsun Mahmut'un borcunu? Babamın kalbi var. Babam duysun istemediğim için ödüyorum. O da yalan konuşuyor, babamın öyle bir kalp şeyi yok. O bayram da yalan konuşuyor. Kalp rahatsızlığı yok babamın yani. Burhan söylemiş. Kalp rahatsızlığı olması yani. Kalbine iner. Yaşlı i̇şte, adam yani. Yani. Öyle kalp, o adam da bayramsa, o bayramda öyle konu. Ama kalp rahatsızlığı öyle babamın yok yani. Bak yanında Fatma ağladı ağlayacak yani. Sürekli abla, ağlıyor aralarda. Biz bu... Burhan'ın kaybolduğu gece sen evde miydin Fatma? Hayır abla ben... Manisa'daydım. Yani sabah çıktı diyorsunuz ya hani sabah evden çıktı. Eşin neredeydi? Eşim evde olabilir çocuklarla ben yoktum. Sen yoktun? Ben yoktum. Kayınpederim dayımın yanına oturmaya gitmiş akşam. O eve geliyor işte Burhan da bunların orada durmuş. Babamdan yani sonra... Yani Burhan gidiyor. O gece sizin yanınızdaydı. Onların yanındaydı. O gece bizim yanımızdaydı. Saat i̇şte geç vakit evine yani. İnip yatıyor. İşte sabah da gidiyorum diye ama çıkıp gidiyorum. Ama evine gelip yattığını da gören kimse yok. Babam söylüyor kapıyı açıp giriyor ya. Kapının açılmasını duyuyor baban. Aha, yani Burhan'ın duyuyor. Yüz yüze görmüyor. Görmüyor. Daha sonra da Burhan'ın kapı açıldığında en son sabah nereye gidiyorsun? İzmir'e lafını duyuyor. Evet. Yani aslında babanız Burhan'ı... Hiç görmüyor. Hayır, yattığı akşam yerden. Da görmüyor, sabah da görmüyor. O yattığı bir odasından... Bir de siz sabah, o zaman Mahmut'la Burhan hemen hemen aynı saatlerde evden çıkmanız lazım. Yok, ben ortalık ayarladıktan sonra çıkıyorum. Ben servise gidiyorum. Tamam, kaçta çıkıyorsun? Ben sabah kaç, 7.30'da mı geçiyor bizim onu? Tamam, babanın da İzmir'e gidiyorum dediği diye. Ama o ezenle, o diyor karanlık
Karanlık mı ortalık diyor. Karanlık da çıkmış yani kardeşim. Sabah namazından sonra diyor işte. İşte namazdan sonra çıkmış yani. Tamam. Sen de aynı saatler yani. Hayır, yok bizi geç. Çünkü bizim ben evin yanından çıkıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Oradan dolmuşa bineyim. O şekilde gidiyorum yani. Tamam yani şöyle bir şey var. Burhan da eğer İzmir'e gidecekse oradan bir vasıta alacaksa akşam da berabersiniz. Abi ben sabah İzmir'e gidiyorum dedi mi sana? Ben duymadım. Müge abla diyordu zaten. Berabersiniz ya. Hayır. Sana. Akşam İzmir'e gideceğim dedi mi sana? Akşam hiç öyle bir şey konuşmadı akşam. O gün akşam. Sabah da beraber çıkıyorsunuz ya abi bir yere kadar beraber gidelim. Çıktığımızda bir şey yok yani. Ben geç çıkıyorum. O benden erken çıkıyor yani. Ama ben onun gittiğinden haberim yok hiç. Ve akşam berabersiniz sana hiç söylemiyor. Herkese söylüyor. Hayır, sana bana söylemiyor. Hayır bana hiç söylemedi yani. Bize söyledi hep bir aylık izindeydi zaten. Son bir hafta yani. Söylesin, niye söylemiyor? İzmir'e çalışmaya gideceğim diyordu. Yani biz hep öyle biliyorduk. Hani o benden önce mi çıktı? Bak onu kasa arayışını onu da biliyor. Hayır akşam otururken niye hiç size söylemiş? Bak Fatma biliyor ben orada olmamasına rağmen biliyor. Söylüyordu İzmir'e çalışmaya gideceğimi söylüyordu. Çekirdek aldı geldi çayına çıktı da onu yedi akşam. Çocuklar oynadı. Ben o arada zaten odama geçtim yattım ya. Çünkü ben de çalışıyorum yani sabah erken o şeye gidiyorum. Otele gidiyorum yani çalışmaya. Kaç gibi gidiyorsun? 7.30 gibi servise biniyorum. 8'de otelde orada evden iniyorum. Evden kaçta çıkıyorsun? 7.30'da çıkıyorum evden. Yani servis kapının önünde? Yok. Aşağı yukarı 200 metre var. Yani servis 7.30'da. Başka bir araçla gidiyorum. Servis dedi. Değil. Normal dolmuş geçiyor yani bizim oradan. Tamam. Ben dolmuşa biniyorum yani. Servis gece nerede park edilmiş bekliyor seni? Gece park et yok ki. Gece kendi imkanına geliyorum ya. Aynı yani dolmuşla geliyorum. Hayır. Servisi nerede, aracı nerede bırakıyorsun? Kullandığın hayır, aracı. O zaman bu fenerde o zaman burada hani çalışmıyordum yani. Önce otelde çalışıyorum yani. Şimdi kayboldu şeydi. Hı. Oteldeydim ben. Buna daha sonra geçtim bu şirkete yani. Otelde ne yapıyordun? Otelde dün anlattım yani Müge abla. Mutfak. Garson, evet. Garson mutfak işini yapıyordum. Senin o sırada araban yok. Yok yok benim için. O zaman ama aynı saatlerde de binmediniz vasıtaya yani. Yok yok zaten o beni ben onun hangi saatte çıktım bilmiyorum ama namazdan sonra diyeyim ama benim 7.30'da oradan dolmuş geçiyor bizim oradan ben 7.30'da dolmuşa biniyorum orada. Otellerde sabah kahvaltısı hazırlandığı için sabah otelde çalışan mutfakta çalışan personel 6-6.30 gibi orada olmak durumundadır. Benden önce giriyor arkadaşlar da ben onun üzerine gidiyorum yani. Ben tam müşteriye... Niye ayrıcalığın mı var? Ama aynı sıralarda... Ama çünkü benim araç saatim o saatte kalkıyor. Hayır hayır. Aynı sıralarda hazırlandınız o zaman Burhan'la siz de. Yok o benden önce hazırlanmış. Ben onun haberim benden yok. Önce dediğin o saatte sabah namazı o tarihte... Saat 5.5. Ama ben 7.30'da çıkıyorum ya. Yani. 6.30'daymış sabah namazı. Baban da işte abdestini aldı. Kıldı namazını. Aynı ya. Saatler. Saat oldu 7. Aynı saatler. İşte ben dolmuş 7.30'da gidiyor Müge abla bizim oradan. Bu 7.30'a biniyor. Tamam. Buran bundan yarım saat bir saat bir aralar olması lazım. Hayır, o hazırlanırken aynı apartmandasınız ya yani. Evet. Işığını, sesini vesairesini duymuş da olman ben gerekirdi. Ben duymam. İşte, ama ben çıktım, hazırlandım çıktım. Zaten 150 metre bir mesafemiz var. Hani ana yola şeye, karşı yola. O şekilde o 7.30'da araç oraya geliyor. Ben otelin önünde iniyorum yani dolmuştan inerken. Yani 7.30'da binip 8'de orada ineyim ben otelde yani. Sonradan kendi kendine sordun mu neden bana kardeşim acaba İzmir'e gideceğini söylemedi diye? Ya abla İzmir'de ne yapsın çünkü kardeşim İzmir'de tanıdığı yok dedim ben. Bir haftadır söylüyormuş bunlar biliyor ama. Ya söylüyor ama ben hiç onu daha... Çalışmaya gideceğim son bir hafta İzmir'de çalışacağız diye evde söylüyordu onu. Ya... Ben inanmadım dost çünkü hazır ki işi bakalım ben işi niye bakalım. O zaman inanmadın mı duymadın mı? Ya önce... bak inanmadın bir dakika şöyle. Buyurun hocam. İnanmadın mı duymadın mı? Ya önce söylendi ama son girişini 2-3 gün kadar duymadım böyle bir şey gideceğim diye. Duymadım ben İzmir'e. Efendim bir yere gideceksem her gün söylemek zorunda değil mi? Gideceğim işte pazartesi gideceğim. 3-4 gün öncesinde bir İzmir lafı geçti ama ben o an için inanmadım kardeşim. Yani İzmir çünkü burada ne güzel işi var. Hani çalışıyor da burada. Zaten 3 günlüğüne gitmiş canım. Ona göre izin almış. Demiş ki hatta şirket daha kalırsam... Şirket gönderiyor dedi Müge abla. Şirket gönderiyor dedi. Şirket beni son bir hafta İzmir'e gönderecek. Orada tır yüklenecekmiş. Orada çalışıp döneceğim diyordu. Evet işte bunu 3-4 gün böyle bir şey söyle. Tabii aynı şirkette çalıştığı için... Bunda inanmayacak bir şey var mı? Hayır. Onu da doğru söylememiş. O siz İzmir'e gittiniz. Bence
Ya ben şöyle düşünüyorum. Evde şimdi o kadar borç batağına batmış bir abim var ki. Yani Burhan ne ben izne gidiyorum diyebilir, ne tatile gidebiliyorum diyebilir, ne ben arsa alacağım diyebilir. Hiçbir şey diyemez. Çünkü o paraların hepsi sana lazım. Ya abla ben karşının parasından ne ki? Ben o gün ihtiyacım oldu, istedim verdi ama ben... Bak senin kardeşinin parasından ne ki diyorsun ama işte bak kardeşini alıp... Bak niye o zaman kardeşin imzalıyor senedi? Ya o zaman... O senedi kim imzaladı? Ya kardeşim imzaladı. Heh. O zaman benim borcumdan kardeşime ne ki sorusunu sen soramazsın. Senin borcundan gayet de kardeşine ne işte? Ya o kardeşin önce, gidiyor. Ama tamam da ben... Bir yıl önce sonra... dediğin kardeşin kaybolmadan 2 ay öncesinden bahsediyoruz Mahmutçum yani. 2 ay önce değil. Nugal ben Mayıs ayında oluyor bu olay. Mayıs ayında. Millet diyor Mayıs ayında olmuş olabilir. Mayıs... Onlar bakmışlar. Biz işte diyor Temmuz Ağustos ayında senet imzalandı diyor. Temmuz Ağustos değil benim bildiğim Mayıs veya Haziran'a bağlayan hani şeylerini. Ama ne öyle... fark ediyor işte bak kardeşinde imzalatıyor. Ama kardeşinin işte. Çekilen para 22 Kasım'da çekiliyor. Bir gitmezden bir hafta önce. Benim ona haberimiz yok. Biz kayboldu hani... İşte sen haberimiz yok diyorsun. Çünkü bu insanlar bağlanmadan önce marketle de ilgin yoktu senin. Burası hayır, da gece mekanında da sen müdürdün. Hayır ben... Öteki tarafta menajerdin. O mekan sahibi yalan konuşuyor. Çünkü ben o bina temeli atıldığım o güne yapılana kadar beraberdik yani. Hatta onun onay olmadan ben nasıl... Madem ya neden yalan konuşuyor da sen ona o zaman yayına bağlanma telefonlarını da kapa dedi. Akşam beni dedi ki, akşam beni aradı dedi ki sen dedi benim dedi mekanın ismini fotoğrafları doğru söylüyor. Niye söylediniz dedi. Ya ne fotoğrafı? O fotoğraf başka bir fotoğraf. Ama isim mekanın verildi, ismi yok. İsim verildi sen dedi. Sen mekanın ismini hiç söylemedin. Onun mekanı var yani. Başka. Bence zikretmedi. O diyor ki yani benim mekanımın adını kullanıp da milleti kandırma diyor sana. Zikretmedi sana. Ama. Zikretmedi. Bana da diyen de kendisi dedi ki bana işte benim reklamımı ver sayfanı yayınla. Biz onunla konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Mahmut'cum tamam da bak. Mekan sahibi öyle söylüyor. Market sahibi böyle söylüyor. Bak burada kalktılar geldiler daha babalarını kaybetmişler. İnsanlar diyorlar ki 5,5 milyon lira dedik mağduruz paramızı da alamıyoruz diyorlar. Kız arıyor diyor ki beni kandırdı mekanı var diye. Niye bu insanlar hep bunu söylesinler? Ben kandırmıyorum. Ben o mekan şeyini kendisi dediği için ben o şekilde hani söylüyorum yani. Ben çünkü kendi mekanım yok. Onunla çalışacak olduğumuz için. O bana demek ki o beni kullanmış Mahmut yani. Mahmut Bey şu sen buraya geldiğin kullan. Günden beri en az 15 kişi 20 kişi telefonla bağlandı. Bu 15-20 kişi de ayrı ayrı kişiler. Yani aynı kumpanyanın adamları değil. Ve bunların hepsi senin hakkında bir takım iddialarda bulundular. Sen hep yalan söylüyor diyorsun. Ya bu adamların sana bir husumeti mi var? Yok. Aranızda bir düşmanlık mı var? Yok. Herhangi bir şey mi geçti aranızda? Bir kız aldınız, verdiniz, bir şey oldu, bir şey bozuldu, akrabalık bozuldu. Yok. Peki bu adamların işi gücü yok da her yerden telefonlarla senin hakkında bir şey söylüyorlar. Sen hepsi yalan söylüyorsun. Ya yani bu adamların, bak bu adamların telefonla bağlanmaları... Ama ben ağlıyorlar bir dakika, sadece. Ama ben 25 TL, onun üzerine ben harcam yapıldığı için ben... Çocuğum alın için oradan bana yüklenildi yani. Ben onu kabul etmiyorum yani. Benim harcamam değil yani o işler. Mahmut bu adamların telefonla bağlananlar insanlık görevini yapmak için bağlanıyorlar. Tamam bir takım gerçeklere ortaya çıkmasına yardımcı olmak ya için bağlanıyorlar. Onlar şu anda ben de kiminle ne olduğunu öğrenmiş oldum buraya çıkmaktıyla. Ama onlar düne kadar benimle iyi ama bugün bu şekilde o mekancı bile... Böyle konuşuyor. Biz daha düne kadar onu... Eşim bağlanmak istiyor. Niye eşim bağlanmıyor? Eşim bağlanmıyor. O mekan hakkında konuştukları var eşin şu an. Eşin seninle beraber mi? Hayır. Sen ne dersin o mekancıyla ne yaptığımı daha iyi biliyor. Ben akşama en yakın kadar eşin seninle beraber gelip yaşamıyor gelip gitmez ki. Şu bu hani konuşmalar hepsi duyuyor kendisi. Niye yalan konuşuyor? Eşin de gelsin söylesin. Hayır. Eşim telefonla bağlanmak istiyor. Az önce öyle dediler. Bağlanacak dedi. Onu bak, bekliyorum. Eşin. Senin. Bağlansın ne olacak? Eşin ne diyecek sana? Hayır. Eşin biliyor mu marketten senin içkileri çaldığını? Hayır. Şu mekancı diyor hani. Hayır, eşin biliyor mu senin marketten içkileri çaldığını? Hayır. Biliyor mu? Evet mi hayır mı? Hayır. Ama hayır mekancı bir mesele. Sen ehliyetini değiştirdin mi? Yeni ehliyet aldın mı kendine? Aldım. Ehliyetini de yeniledin yani. Evet. Al. Evet. O da ayrı bir muamma. Müge abla o mekancı itiraflarda bulunuyor ya ben de... Yani sen hani yeni ehliyetlerden küçük ehliyetlerden aldın mı yeni? Aldım.
Yani yeni ehliyeti engelli ehliyeti olarak çıkarılır. Onunla da ticari araç kullanılamaz diye bir bilgi var. Ticari kullanıyorum ki ben Müge abla. Sağlık raporu alınması gerekiyormuş. Evet, var. Sağlık raporunuz var. Sağlam çıktı. Hayır, ki ticari araç. Hayır, ben ticari araç şu an ben kullanmıyorum. Ben normal servis aracı kullanıyorum. Servis araç ticari araç demek işte. O ticari değil. O ticari değil ki. Nasıl değil? Evet değil. Servis aracı ticari. Olur mu ticari? Olsun, ticari olmasın. Onun üzerinden para kazanıyorsan araba senin kullanarak onunla da ticari değil. Ehliyet alabilmen tıbben bağlaşması zor. Peki efendim, yarın akşam Güven Bana da beraber olmak dileğiyle, pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.